tarımın, turizmin ve yağlı güreşin başkenti Antalya'dan tüm aziz kıymetli güreş severlere ve seyircilere selam, saygı ve hürmetlerimi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Kıymetli güreş severler, bugün çok kıymetli onur, şeref misafirlerim var. Kendileri alanında uzman, ispat etmiş bilim insanı, aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ramazan Kurtoğlu hocamız, Antalya'nın tek televizyonu Kanal V'nin onur şeref misafiri ve aynı şekilde Ramazan Kurtoğlu hocamızın kardeşi Muharrem Kurt rahmetli amcamızın mahtumu oğlu, iktisatçı, ziraatçı Muammer Kurt amcamız da kıymetli Kanal V'nin atasporunun konuğu. Değerli güreş severler, gerçekten Antalya Serik yöresinin yöresel baş pehlivanlarından Muharrem Kurt amcamızı rahmetle anıyoruz ve 7 evlat yetiştirmiş. Hepsi kendi alanında uzman olmuşlar, kendilerini geliştirmişler, ülkeye, vatana hizmet veriyorlar. Özellikle Ramazan Kurtoğlu hocamız ulusal televizyon kanallarında kendilerini sık sık görüyorsunuz tartışma programlarında. Ben sözü çok fazla uzatmadan bu kıymetli Kadir Şinas konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Öncelikle Ramazan Kurtoğlu hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ramazan Bey kardeşim. Sağ olun, var olun. Şahsınızda televizyon kanalı V'ye ve personeline çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Muammer amca siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Seyirciler bize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ramazan hocam sizinle başlamak istiyorum. Hakikaten sizler Antalya Serin, daha doğrusu Antalya'nın gururusunuz. Evet. Bilim insanısınız. Amerika'da, yurt dışında uzun zaman kaldınız. Hem küresel anlamda, ekonomi anlamda, iktisat anlamında ve o tapınak şövalyelerinden tutun da masonluk, siyonizmle ilgili bizim perdenin arkasında nelerin döndüğüyle ilgili Türkiye'yi bekleyen büyük tehlikelerle ve uluslararası global kapitalizmin nelerle oynandığıyla ilgili çok haber kanallarında, ulusal anlamda ve 20'ye yakın kitabınız var. Ve sayısız konferanslara, panellere, seminerlere katıldınız. Sizler davet ettiniz. Ben geldim 300'den fazla televizyon maşallah, programı, evet. 900'den fazla konferans. Evet. Hoş geldiniz. Sizi gurur duyuyoruz. Tebrik ve takdir ediyorum. Ramazan Hocam, bugün toplamamızın bir amacı da yöremizin nadide baş pehlivanlarından rahmetli babanız Muharrem Kurt. Evet. Biraz tanımak istiyoruz. Önce siz kendinizi biraz tanıtmanızı istiyoruz. Sonra da Muharrem amcayla başlayalım rahmetliyle. Buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle tabii hem kardeşim Muammer Bey hem beni davet ettiniz. Teşekkürler. Şunu ifade edeyim. Öncelikle tabii başta 7 evladını, Müslüman Türk evladını adam gibi bu toprakların değerlerine bağlı olarak yetiştiren anacığımız rahmetli Fatma Hanım ve babamız Muharrem Kurt Pehlivan'ın şahsında Türk sporuna başta Türk milletine hizmet etmiş ve yakınlarda da PKK terörüyle, hainlerle dişe diş başa baş mücadele eden ve bu topraklar için toprağa düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi Muharrem Kurt. Evet. Muharrem Kurt Fettahoğlu yörüklerindendir. Zaten kimliğinde de Fettahlı yazardı. 1930'da doğmuş. Kendisini ben tanımlamam gerekirse öğrencilerime de söylerim. Amerika'da doktora yapmakta olan kızıma, yeğenlerime de söylerim. Adam gibi adamdı. Ben hayatımı
şunu arz edeyim değerli başta Antalyalı hemşehrilerime ve bizi seyreden Türk milletinin aziz mensuplarına. Rahmetli babam Muharrem Kurt gibi hayatımı tamamlamak isterim. Çünkü onun idealleri, onun insanlığı, adalet, dürüstlük, şefkat, çalışma ve disiplin üzerine kuruluydu. Bu anlamda benden önce bizim Antalya Serik, Yukarı Koca Yatağan Kurtlar mahallesinde iki benden büyük değerli abimiz durumdakiler Serik Ortaokulu'na gitmişlerdi. Şu veya bu sebepten onlar bu eğitimi tamamlayamadılar. Babam bana dedi ki oğlum eğer beni mahcup edeceksen bu eğitime başlama ortaokula. Burada tarlamız var. Gel öküzün o zaman traktör mü var? Öküzün arkasına geç, atın arkasına geç. Pulluğa yapış. İşte bu laf adeta benim beynimde atom bombası gibi patladı. Dedim ki ya olacak, ya olacak. Ondan dolayı da mesela kardeşler içinde o zamanlar tarım işlerinden tembeli bendim. Çünkü kafamda bir ideal vardı. Yani o okumu, o eğitimi tamamlamak. Ve onu yaparken de benden arkada bir kız, beş erkek kardeşimin olduğunu düşünerek. Gerçekten de ben o anlamda Allah'a bin şükür anacığıma, babacığıma hamdü senalar olsun. Binlerce şükürler olsun Allah'ıma. Kardeşlerime örnek olmak istiyordum. Oldum ve arkasından işte Muammer geldi, diğer kardeşlerim geldi. İşte Muammer Bey'in dışında birisi veteriner doktor, birisi veteriner profesör. Eşi veteriner profesör, biri Almanca öğretmeni, birisi de arazimizin, anadan babadan kalan arazimizin başında. Kız kardeşimiz, damat bey burada da programı alamadık damat bey şeyi. Bu anlamda şunu ifade etmek isterim ki, Muharrem Kurt sadece evlatlar için değil, mensup olmaktan gurur duyduğum Müslüman Türk milletinin gerçekten örnek bir şahsiyetiydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizi seyreden değerli kardeşlerimiz de hem babacığıma hem de yalnız bırakmasınlar. Anacığıma birer Fatiha gönderirler ise sevinirim. Ve ben Muharrem Kurt'un minderde ve yağlı teyirfan sahalarında estirdiği fırtınayı kitaplarda estirmeye çalıştım. Yani, çok güzel ifade ettiniz. O da neden kitaplara yöneldik? Onu Muammer daha iyi biliyor. Ankara'da bir başına gelen hadise var. Muammer anlatsın onu. De ondan sonra ben anlatayım. Tabii ki de. Muammer Hocam sizi size bırakıyorum. Şimdi babam tabii milli takımda güreşiyor. O zaman seçmeler yapılıyor. Askerde gözüküyor ama sivil yani. Jandarma Genel Komutanlığı izin kağıdı vermiş. Genelkurmay Başkanı'ndan başka kimse karışamaz. Yağlı yani bu anlamda oluyor. Türk ordusuna medyun şükranız. Yağlı güreşlere gidiyor. Normal milli takımda antrenmanlara gidiyor. Rahmetli Yaşar Doğu da hocası. Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu. Evet. Şimdi antrenör tabii eğitiyor, bir şeyler öğreniyorlar. Seçmeler yapılacak. Türkiye'de babamın kilosunda, 73 kiloda, babamın kilosu daha fazla da indiriyorlar aşağıya, öyle gerekiyor. 73 kiloda Türkiye'de 27 kişi var. Tabii ki müsabakalar yapılıyor. İkisi hariç, babam hepsini tuşla yeniyor. İki tanesini sayıyla yeniyor. Buna rağmen güreşçi olan milli takıma 73 kiloda tuşla yendiği birisini alıyorlar. Babam o kadar bozuluyor ve üzülüyor ki haksızlığa. Hazmedemiyor. Bir pozitif ayrımcılık var. Tabii o günkü şartlarda biliyorsunuz yani Anadolu'nun, Antalya'nın Serik'in köyünden gitmişsiniz. Orada hakkınızı nasıl arayacaksınız? Bu arada adı verilen Muammer'dir adı. Evet. Bu işte Türk ordusunun bir o zaman üsteğmeni olan Muammer çok uslu vesile evet. oluyor. Hatta babam doğru askeri kampı terk ediyor, bölüğüne gidiyor, elbisesine uzanıyor, bayılıyor orada. Hemen arkadaşları komutanla işte bana ismini verdi. Muammer çok uslu.
komutanına haber veriyorlar. O o kadar seviyormuş ki ağlayarak geliyor. Hemen cibini bölük komutanı getirttiriyor, atıyor. Babam biraz kendine geliyor. Hastaneye götürüyorlar direkt. Diyor ki komutanım kaza yapacak şoför yavaş git diyor. Babam biraz kendine gelmiş yani baygınlıkta şey yapmış. Bas diyor komutan, bas, hastaneye atıyorlar. Muayene ediyorlar, şey yapıyorlar, hiçbir şey bulamıyorlar. Ama baygınlık neden oldu. Ertesi günü Muammer amca rahmetlik, rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun. Tekrar geliyor, bay bayan bir profesöre götürüyor babamı. Özel götürüyor. Diyor ki, muayene edin diyor, doktora konuşuyorlar merhabalaştıktan sonra. Muayene ediyorlar, ediyorlar. Ya diyorlar, komutan bey, bu çocukta hiçbir şey yok diyorlar. Yok da diyor, bu çocuk bayıldı diyor. Neden bayıldı, niçin bayıldı? Bu arada Muammer bey diyor ki komutanı, bu diyor bizim milli güreşçi Muharrem Kurt diyor. Öyle mi diyor, öyle. O zaman diyor soyun oğlum diyor. Üzerinde bir şortun, kilotun kalsın diyor. Soyun diyor. A'dan Z'ye tekrar muayene ediyorlar. Eşiyle beraber. Ondan sonra birisi bir tarafa oturuyor, birisi bir tarafa. Diyor ki profesörler, eğer bu çocukta bir şey varsa bize gelsin diyor ya. Yok öyle bir şey diyor. Yok. Birisi bir tarafa, birisi bir tarafa oturdu diyor. Hatta ellerini şöyle dizime koydular diyor. Oğlum dediler diyor. Son 15 gündür ne yaptın? Onları anlatacaksın. 15 gün önceden başlayacaksın. Anlatacaksın. İşte kamptaydık, çalışmalar yapıyorduk, şunu yapıyorduk. İşte güreşler başladı. İşte şu kadarını şeyle yendim. Şunu ikisini sayıyla yendim seçmelerde. Ama ne yazık ki benim tuşla yendiğimi milli takıma seçtiler. Ben de çok üzüldüm. Burada gittim, kampı terk ettim. Doğru, gittim, yattım. Gerisini ben de hatırlamıyorum. İşte komutanım geldi, hastaneye götürmüşler. Büyük falan. Bir kırgınlık, bir üzüntü. Tabii. Buldum diyor. Neyi buldunuz diyor komutanı. O kadar çok üzülmüş ki diyor. O anda hakkını savunamamaktan diyor. İçine hakkı atmış yendiği diyor. İçin diyor. İçine atmış diyor. Çok ağırına gitmiş diyor. İşte bu bugün de Türkiye'nin problemidir. Maalesef. Ve ondan sonra tabii komutana haberdar ediyor. Ankara valiliği vesaire ayağa kaldırıyor. Ankara valiliği diyor ki antrenörler falan geliyor. Hepsi hocaları. Adil Atan'ı, Adil Atan milli güreş arkadaşıdır. O da 86'nın güreşçisi. İrfan Atan'ın kardeşi. Onlarla da çok samimiler zaten. Bu arada gidiyorlar mindere. Güreş diyorlar. Deneyeceğiz sizi. 16 dakika. Yıkılsanız da kalkıp devam edeceksiniz. Durmak yok diyorlar. Bu 16 dakika içerisinde babam seyrediyorsa saygılarımı, hürmetlerimi sunarım, selamlarımı sunarım Adil amcaya. Üç defa babam tuş ediyor. İki defa babam o yarım köprüye getiriyor. Yanılmıyorsam bir defa da tuş etmek üzereyken zaten dakika doluyor. Öyle doluyor. Ha, bu arada 14 dakikada Adil Atan amca yerinden kalkmıyor. Benim mazot bu kadar biliyor, bitti diyor. Tükendi. Babam da tükendi diyor. Babam iki defa tuşuyor. O zamanki gazete ve dergilerde evet. Muharrem Kurt'la ilgili, babamızla ilgili tanım şu. Türk milli takımının körüğü. Evet, gazeteleri, o gazeteleri ben de okudum, daha sonra buldum. Milli takımın hiç yorulmak bilmeyen manşeti görüyor. 14. dakikada benim mazotum bu kadar diyor. Tamam diyor. Tabii ki bakıyorlar ki 73'ün güreşçisi 86'nın güreşçisini tuş ediyor. Hemen olaya el koyuyorlar ve milli takıma giriyor. İşte dünya şampiyonu olan Japon'u birinci müsabakada Yaşar Doğu diyor ki rahmetli, Allah rahmet eylesin. Kurt diyor, yen de diyor. Nasıl yen, ne yapalım hocam diyor. Yen de diyor. Nasıl yenersen yen diyor. Önemli olan yen diyor. Öyle mi hocam diyor. Öyle diyor. Tabii çok tepkinli davranıyor Japon'a karşı babam. O kadar tepkinli davranıyor. Çünkü karşıda dünya şampiyonu, olarak, dünya şampiyonu bir insan var. İlk gün sayıyla yeniyor. Ertesi gün bir de ayrıca Ankara temsilciden maç yaptırıyorlar. O bittikten sonra yani. Onda da o Japon'u 30 saniyede tuş ediyor. Babamın, pehlivan amcaların, abilerin anlattığı bir şey vardır. Ölçme ve değerlendirmesi çok müthişti diyor. Hele Veli Çelik falan, Burmançılı. Baban diyor, tabii daha sonra, onun tanışmasını da anlatırız ileriki tabii safhalarda. Diyor ki, baban diyor, bir defa birisiyle güreşsin,
veya güreşini seyretsin. Neresi zayıf, neresi güçlü bilir ve güçlü tarafına şey yapmaz diyor. Şey yapmaz diyor. Yani bana diyor, otururdu kenara diyor. İşaretle çok insan yıktırdı, pehlivan yıktırdı diyor. Ben de onun işaretini çok iyi anlardım diyor. Şu oyunu yaptırdı diyor. Ben işaretini anlardım. Onu yapıp çok insan yıktırdı diyor. Ki zaten sporcunun zeki olması o aslında. O var. Orada şimdi Muammer'in söylediklerini bir şeyi tamamlayayım. Çocuğun daha böyle tabii her zaman götüremiyor. Anacığımızın yanında kalıyoruz. Çünkü güreşten, babam yağlı güreşten para kazanıyor. Yani bugün 7 çocuğunu iyi bir yere bugün gelmişse, 5 çocuğuna üniversite tahsili yaptırmışsa, bunun temel iki kaynağı var. Bir, rahmetli dedeciğimizden, neneciğimizden kalan arazi, hı hı. Orada yaptığı tarım. İki, güreşten evet. Yağlı güreşten evet. Kazandığı para. Ben de ilkokula gidiyor muyum, gitmiyor muyum tam bilemiyorum ki sizin program yapılacağı belli oldu. Bu vesileyle bir yerde, tam nerede hatırlamıyorum, son hafta içinde rahmetli Muharrem Kurt babamın bu güreşini bir yaşlı insan anlattı bana böyle. O da şu, öldü mü sağdı mı bilemiyorum. Manisa Arap Mustafa lakabıyla anlattı. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Beni aldı babam Asfendos'a, Sere'ye götürdü. Belkıs'ta derler bizim Antalyalılar biliyorsunuz oraya. Meşhur iddialı güreşler. Tabii. Güreş. Başta babamın artık son zamanları, Arap Mustafa'nın iyi zamanları. Yani ki muhtemelen babamla Arap Mustafa arasında 15 yaş var mıdır Muammer? 10-15 mutlaka. Bu kadar yaş var. Hemen en az 40 kiloda ağırlık farkı vardır. 72 ve 81 vardır. Yılında Kırkpınar başbeyli olmuş adam. Arap evet, Mustafa'yı. Evet. Aşağı yukarı 40 kiloda kilo farkı evet, var. Evet. Ve 125-130 kilo babam da herhalde 85 kilo, 87 kilo. 90-85-90. O civarında. 90, işte. Ve Ramazan Bey, tabii çocuğum ben babam orada, Aspendos'ta 30-35 bin kişi var. Böyle Aspendos'ta biliyor musun ses eko yapar. Ondan sonra Arap Mustafa böyle rahmetli Muharrem Kurdu babamı kündeye aldı. Tabii seyircinin çoğu Antalyalı. Bir uğultu koptu. Yani bizim kurt gidiyor dediler babam. Hiç kimse Muharrem demezdi. Kurt pehlivan derdi. Diye bir uğultu çöktü. Ben tabii böyle eziliyorum, üzülüyorum. Gayri ihtiyar çocuk için yüzümü kapadım. Yani gidiyor baba diye. Sonra küt diye bir ses duydum. Arkasından nasıl bir alkış. Yaşa var ol. Gözümü bir açtım ki rahmetli Arap Mustafa Manisalı 1.80 yerde sırt üstü rahmetli Muharrem Kurt babam üzerinde göbenli. Tecrübesini kullanarak. Kılçık diye bir oyun var. Bu tabiri caizse, tabi bunu pehlivan olanlar bilir. Bu tabiri caizse otomobili 200 kilometre süratle gider iken ters yöne çevirmek gibi bir şeydi. Yani söyleyeyim anlasın insanlar diye. 200 kilometre hızla giderken patlattırmadan otomobili U dönüşü yaptırmaktır. İşte böyle bir güreşine şahit olmuştum. Ondan sonra hakikaten yani biz evlatları olarak çok şey öğrendik ondan. Bir kere oğlum derdi, mevkiiniz arttıkça, mevkiiniz, cebinizde paranız arttıkça gönlünüz alçalsın derdi. Mütevazı ol. Tabii. Ben Muharrem Kurt'tan, babacığımdan en önemli öğrendiğim şey bu. Bu arada yeri gelmişken, tabii Muharrem Kurt'un arkasındaki o açıkçası devasa destek Fatma Kurtoğlu. Fatma Kurt. Fatma Kurt'tan öğrendiğimi de söyleyeyim. Köy yeri Anadolu hepimiz biliriz. Dal dala geçmiş incir ağaçları, erik ağaçları, kayısı ağaçları. Ben anamdan, kardeşlerim ve ben büyük olduğum için dal dala geçmiş amcalarımızın incir ağacından incir koparıp yememeyi öğrendik biz. Böyle bir terbiye aldık. Anacığımız bize dedi ki, amcanızın olabilir ama oradan izinsiz bir inciri koparıp yemek haramdır dedi. Evet. O haram helale kul hakkına müthiş derecede bir riayet. Öyle. Amca olmasına rağmen. O zaman ben
bir şey söyleyeyim. Haram'la ilgili konu oraya gelmişken. Okulu bitirdim. Atamam yapıldı. Afyon Merkez. Oğlum dedi, gel bakayım dedi. Gittim. Zaman zaman duygusallaşırsam kusura bakmayın. Seyirciler de şey yapmasınlar, beni hoş görsünler. Çünkü babama doyamadım. Yani açık ve net söylüyorum. Oğlum dedi, şimdi dedi, gideceksin dedi. Devlette göreve başlayacaksın dedi. Şunu bil ki dedi, devletin hiçbir zaman bir top iğnesine bile şey yapma dedi, kullanma dedi, öz eleştirme dedi. Bir top iğnesini kullanma dedi. Neden baba dedim, ben de merak ediyorum tabii. Şimdi birisinden dedi, bir 100 lira alsan, 1000 lira alsan dedi, unutsan veya ödeyemesen dedi, birkaç sene sonra aklına gelse dedi, onu 100 lira, 300 verirsin, helallaşırsın dedi. Sen dedi, bu devletin dedi, bir top iğnesini veya kağıdını veya kalemini, bir şeyini kendi özellik için kullandın dedi. O zaman 40 milyon, 45 milyon Türkiye. Bu 45 milyonun hangisini bulup da helallaşacaksın oğlum dedi. Helallaşamadan öteki tarafa gidersin dedi. Mekanı cennet olsun. Bu memuriyet hayatımda bana en büyük ders oldu, şey oldu. Yaptığım görev gereği, valilikte bir komisyondaydım. Bir imza karşılığı sıfır daire teklif edenler, bir imza karşılığı sıfır araba teklif edenler, bırakın bir kilo muz hediyesini bile kabul etmedim. Bu konuda alnım açık. Ha, şeye gelelim şimdi konuyu. Milli takımda. Şimdi ölçmesi tartması dedik ya, ilk gün tepkinli davrandı, sayıyla indi. İkinci gün 30 saniyede tuş etti. O Japon'un diyor uyguladığı tekniği bana Türkiye'de 25 senenin üstünde güreştim diyor meydanlarda. Bir tek kişi uygulamadı diyor. Bir tek kişi. O nedir? Şimdi gündeye aldım diyor, atacağım diyor. Şu diyor elini diyor, kalkmanın bir şeyi yok değil mi? Kopar mı burası? Şey, masa herhalde. Şöyle dizime dayadı diyor. Bu dizim diyor 4 parmak daha ileri gitse 2 parmak da o künteden gidecek, anında tuş olacak diyor ilk günü. Bunu dayadı diyor, dizimi böyle böyle diyor, bir türlü kurtaramadım diyor. 25 senenin üstünde Türkiye'de güreştim diyor, bir tek pehlivan bunu uygulamadı bana diyor. Allah Allah. Uygulamadı diyor. Onu hiç unutmam diyor. Gelelim bu okutma meselesine. Şimdi 56 olimpiyatları var tabii ki. İkinci Celal Atik geldi diyorlar. Milli takımın hiç yorulmak bilmeyen körüğü diyorlar. Bu arada tabii ısrar ediyorlar Ankara'da kal diye. Kalacak ama... Birisi de diyor ki, sevenler, etrafındakiler, burada diyorlar senin kalman için en azından bir pehlivanın yaşaması için ev kirası falandır filandır, ayda 150 lira geliri olması lazım diyorlar. Alıyorlar antrenörleri falan, o zaman Ankara valisinin yanına götürüyorlar. İşte diyorlar, vali bey işte Muharrem Kurt tanıyor zaten. İşte 56 olimpiyatlar için bırakmayacağız Antalya'ya, burada tutacağız. İstikbal var, fırtına gibi. Diyor ki vali bey, şöyle düşünüyor, taşınıyor. Ya diyor, sana diyor 80 liralık bir iş bulalım diyor, verelim diyor. Fikir verenler de en az 100 liralık olsun diye düşünüyor. 50 de memleketten, babamdan, dedemin hali vakti iyiymiş rahmetlerin. O günün şartlarına göre tabii ki fena değilmiş. 300-500 mesela koyunu varmış, keçisi varmış, devesi varmış 15-20 ineği vesaire arazisi varmış. 50 de memleketten getirtirirsin, getirtiriz, olur diye düşünmüşler. Ama vali demiş ki, verelim oğlum 100 lira ama tahsilin yok demiş. Tahsilin, babam o kadar ağırına gitmiş, bu da ağırına gitmiş tabii ki. Normal tabii, o da belli bir kanunu, yönetmeliği uygulayacak. Hı hı. Tabii babam orada yine üzülmüş. Tabii bir sonuca bağlamadan çıkmışlar. Yanındakilere demiş ki, eğer demiş Yüce Allah bana evlat verirse, bunlara okutmazsam demiş, bana şey olsun demiş kendi kendine. Bak yani hepsi diyorlar, istikbal var, 56 olimpiyatlarına bırakmayalım, Yaşar Doğu'dur işte o zamanki antrenörler, Necati Tokbudak sanıyorum. Okutma meselesinin temeli oradan geliyor. Vallahi Ramazan Hocam. Şimdi tabii... Buyurun. Şunu ifade edeyim. Buradan da başta Antalyalı gençler olmak üzere Türk gençliğine de bazı çıkarımlar yapmakta fayda var. Hı hı. Tabii Muharrem Kurt'un başarısında ne var, ona bakmak lazım. Buna öncelikle tabii Allah'a çok şükür çocuklara baktı. Yani 7 evladı ki mesela bugün
bizim bu ara bu noktaya gelmemizde babamızın, annemizin yanında hakikaten benim küçüğüm bacımız vardır, Raziye. O adeta evin ikinci annesiydi. Yani böyle gidiyordu yani. Şimdi gençler şu anda ayrı tabaklarda, ayrı kaşıklarda yemek yiyor. Şimdi başım daha ya bebek denecek yaşlarda yemek, koca tencere yemekleri anacığım öğretti, yapıyor, ortaya konuyor. Yedi kardeş bir kaşık, çatal takırtısı gidiyor. Yemezsen aç kalırsın zaten. Almazsa ağlıyor. O hızı yine onun, tabii bir de arazinin başında üniversite tahsili yapmayan kardeşimiz var, Mustafa. Hı hı. Yani ikisinin de hakkını teslim etmek lazım. Yani Muharrem Kurt, Fatma Kurt, yani Raziye Kurt, Mustafa Kurt'un da tabii hakkını teslim etmek lazım. Benim buradaki misyonum belki liderlik etmem oldu. Okulla ilgili liderlik etmem oldu. Burada Türk gençlerini çıkaracağı şu. Ne kadar bilgili olursanız olun, ne kadar zeki olursanız olun. Ki zekilikte bir misal vereyim. Fakülte yıllarında okurken benden çok zeki arkadaşlarım vardı. Ama disiplinsizlerdi. Ve hepsi döküldü. Bugün bunu hep yeğenlerime anlatırım. Ki Raziye bacımın bir oğlu ekonometri, ekonomi mezunu, ekonomi fakültesi mezunu. Bir kızı var, ana sınıfı mezunu, öğretmen. Ondan sonra diğer çiftçiliğin başındaki, arazinin başındaki kardeşimizin 4 oğlu var. Birisi ziraat mühendisi, birisi ekonomi fakültesi mezunu, biri lisede, biri daha küçük. Muammer'in bir oğlu hukukçu, avukat, bir oğlu, buradan da Antalyalı hemşehrilerime söylemek istiyorum ki bugün de 2 öğrencimiz, 2 Antalyalıyı bu bölüme yönlendirdim. Aradılar beni. Tıp mühendisliği. Muammer'in oğlunun biri de tıp mühendisidir. Bunun artık hekimlik mühendisliğe doğru kayıyor. Yine bir veteriner doktor kardeşimiz var. Onun bir kızı yine Sağlık Bilimleri Fakültesini bitirdi. Diğer oğlu lisede okuyor. Yine Şenol bir Alanya'da öğretmen, Almanya. Onun iki oğlu, bir kızı bir oğlu var. Onlar çok iyi liselerde okuyorlar. Selçuk'ta profesör olan kardeşimiz, onun bir kızı tıp fakültesini bitirdi. Hekim, iki çocuğu lisede okuyor. Şimdi buradan söylemek istediğim nokta şu. Muharrem Kurt'un o çalışkanlık, disiplin ve ahlak. Çalışkanlık, disiplin ve ahlak bizi buraya getirdi. Şimdi bugün gençler bir yere gelmek istiyorlarsa hiç terk etmeyecekleri şey adap, edep, çalışmak ve disiplin. Evet. Bu olmadığı takdirde olmaz. Muharrem Kurt'u bugün bilenlere gidin, size söyleyeceği Ramazan Bey kardeşim, Muharrem Kurt şiir gibi güreşirdi, adap ve edepliydi diyeceklerdir. Evet. O zaman ben bir Ankara'dan bahsetmişken, Ankara'da o zaman Adil Atanlar, işte İrfan Atanlar, İstanbul'da Koca Sabri'ler, Çanakkale'li Koca Mahmutlar, işte Tekirdağlı Hüseyin mi, o da sanıyorum. Bir kısmını sayamıyorum ben. Ankara Keskin, gerçi şimdi Keskin Kırıkkale'nin herhalde. Güreş var diyorlar, Kurt diyorlar. Hazır ol, sen de götüreceğiz, beraber gideceğiz diyorlar. O zaman onların bir Impala araba falan var. Yani o yıllarda, bu dediğim 1952 veya 53. Alıyorlar birkaç araba. Hatta yarısı pehlivanların da bagaja biniyor. Düşünün o günkü şartlarda. Götürüyorlar. İrfan Ata, İstanbul'da Koca Sabri diyor ki, ya Kurt diyor, senin kilon bize göre abim az diyor. O zaman büyük küçük çok birbirine saygıda kusur etmiyorlarmış. Abim senin kilon az diyor. Burada sen baş altına güreş diyor. Biz hep ağırız zaten bir sürü diyor. Sen işimize gelme, sen bizim diyor. Biliyor musun? Olur abi, siz nasıl istiyorsanız öyle olur diyor. Güreşiniz diyor. Tabii baş altı güreşleri başlıyor, güreşiyorlar. Finalinde Adapazarlı Ahmet diye bir pehlivan, o zaman kimse, ben de bilmiyorum. Babamdan 10 kilo kadar, 5-10 kilo ağır ama babam diyor ki, öyle bir güreşciymiş ki diyor, hakikaten kendini iyi yetiştirmiş diyor. Fırtına gibi diyor, öyle bir güreş attık finalde diyor. Hiç de unutmuyor, Mayıs'ın 16'sı diyor.
Onu tarihini bile söylüyor. Ben de unutmadım. Mayıs'ın 16'sı diyor. Yemyeşil böyle her taraf diyor, güneşliğimiz yer diyor. Bu arada diyor, tabii denk getirdim öyle. Şimdi babamın şöyle bir şeyi vardı. Künde atarken tuttuğunda hem hızlı hem de mümkün mertebe ileriye atacaksın derdi. Eğer mümkün mertebe hızlı ve ileriye atmazsan derdi, hem sana direnç gösterir, hem de kılçık çeker, topuk çeker, işte bir şey yapar, ne yapacaksa yapar diyordu. Mutlaka hem hızlı olacaksın hem de ileriye atacaksın. Tutunamayacak, direnç gösteremeyecek sana diyordu. Tabii nasılsa denk getirdim, bir hızlı, öyle bir hızlı davrandım ondan önce, bir diyor küntü attım diyor. Otlar bile yoldu gitti diyor böyle giderken diyor. İşin enteresan tarafını anlatacağım. Tabii başaltının birincisi oluyor. Toplanıyorlar pehlivanlar, ödül alacaklar, şey yapıyorlar, çay içiyorlar falan. İşte koca Rifan var, Adil Atam var, işte koca Sabri var, hep varlar. Orada da o Ahmet pehlivan da var tabii. Bir tane hanımefendi gelmiş, demiş ki, Ahmet pehlivan demiş, ben biraz öyle bir farklı anlatıyorum. Ahmet pehlivan demiş, bu seni yenen pehlivan demiş, bir dahaki güreşte de yensin de bir görelim bakalım demiş. Babam şöyle baktım kaldım diyor. Babam Muharrem Kurt, şöyle baktım kaldım diyor. Benim konuşmama gerek kalmadı diyor. İstanbullu İrfan, Koca Sabri pardon, İrfan Atan değil. Koca Sabri dedi ki diyor, hanımefendiye şöyle bir baktı diyor. Hanımefendi, hanımefendi dedi diyor. O Ahmet pehlivanı 10 defa güreşte 10'unda da yine yıkar dedim diyor. Onu sen tanıyor musun? Bizim Antalyalı milli güreşçi Muharrem Kurt dedi diyor. Böyle kadın bir gidiş gitti oradan diyor. Biz bile ondan çekiniyoruz. Biz bile ondan çekiniyoruz. Nitekim de madem yeri gelmişken anlatayım. Şeyde, Şarkı Garaj'da veya Yalbaş'ta. Başın finaline kaldık diyor. İstanbullu Koca Sabri ile diyor. Şimdi abi kardeş gibiler. Önce yoracaksın. O zaman dakika şeyi yok. Şimdiki gibi. Tabii. Bir gün güreş, iki gün güreş, iki saat güreş, üç saat güreş. Benim de şimdi benim kilom az olduğu için diyor, yoruyorum önce diyor. İyice yordum diyor. Öldüyse Allah rahmet eylesin ki ölmüştür şimdi ya. Tabii babamdan büyüğü. İyice yordum diyor. Öyle bir çift girdim ki diyor. Tuttuğumda diyor, böyle kestirdim diyor. Anında attı kendini diyor. Anında künte diyor. Kurt ne yapıyorsun sen abim demiş. Abi güreşiyoruz dedim diyor. Bırak ya demiş, sen gerisine karışma demiş. Gerisine karışma, bırak demiş. Atamayacağım halbuki diyor. Çok ağır diyor. İbrahim Koca Sabri diyor. Ama öyle bir korktu ki diyor. Beni atacak, yenecek. Atamayacağım esasında oğlum diyor. Yalan mı söyleyelim diyor. Atamayacağım diyor. Öyle bir korktu ki diyor. Kurt ne yapıyorsun sen? Güreşiyoruz abi dedim diyor. Sen bırak dedi diyor. Gerisine karışma sen diyor. Giderken diyor, başın parasını bana verdi. Bıraktım ben diyor. O abi sözü dinledim diyor. Bıraktım, başın parasını bana verdi. Karşılığını kendi aldı. Şeyi anlatır mısın Muammer? Rahmetli Manisa'lı Arap Mustafa amcayla Elmalı'daki güreşi. Benim şimdi babamla küçüklükten beri her hafta yanında olduğu için ben 3 gün anlatsam bitmez onun, babamın hatıraları bende. Çünkü dinlemeyi de severdim. Büyük gelirdi vatandaş, güreş meraklıları anlattırırdı. Ben de çocuğum ya, çocuklukta da bir de dinleyince şey gibi, sanki band kaydı gibi insanın aklında kalıyor. Şimdi Elmalı güreşleri. Gidiyor babam. İşte Arap Mustafa, biraz önce konuştuk. Babamdan en az 30-40 kilo ağır. Babamdan 10-15 yaş genç. Babamın son zamanı, onun iyi zamanı. Birinci gün yenişemiyorlar. Akşama kadar güreştik diyor. Yenişemedik diyor. İkinci gün diyor, yine güreşiyoruz diyor. Ama diyor, felaket yorulduk diyor. O da yoruldu, ben de yoruldum. En son nasılsa diyor, bunu künteden bir atayım dedim diyor. Geçerse geçer, geçmezse üzerimde kalır. Ağır ya, üzerimde kalırsa da yenilecek tabii. Öyle nasılsa bir salladım ve yuvarlandı gitti diyor. Kalktım diyor, ya Rabbi şükür dedim diyor böyle. Arap Mustafa kalktı diyor, o da ya Rabbi şükür dedi diyor. Seyirciler o zaman daha yakınmış güreşçilere. Şimdiki gibi uzak değil, tribünde geniş değil. Geniş değil. Ya demişler, Muharrem Kurt yıktı da ya Rabbi şükür diyor. Sen neye ya Rabbi şükür diyorsun demiş seyirci. Ya yıkıldığıma demiş ya. İki gündür adamı güreşir. Bittim demiş ya. Yeter bu kadar demiş ya. Yeri gelmişken Arap dedik ya. Bir de İzmir'de Garali var. Evet, evet, onun Perge'de ben bir şeyini anlattım. Yağlı, yağlı güreşin duayeni de. Tabii. Garali de aynen biliyorsunuz. Bunları yenmiş adam Muharrem. Ya. Allah rahmet eylesin. Bildiğim kadarıyla oğlunun karnının arkasında ezildik, evet, öldü. O da tabii ta 120-130 kiloluğa da. Babamdan o da genç.
Perge'de diyor güreşiyoruz. Ama bu yine babamın son zamanına doğru yakın. 1962-63 olabilir. Belki de İsmail Ogan amcanın düğünü falan güreşi de olabilir mi bilemiyorum. O yıllarda Karali geldi diyor. Bir sardık diyor. Adam şey diyor, anında benim paşa kazağı alıyor diyor. Kocaman adam diyor. Ama diyor, o paşa kazağı aldığında bir diyor, babamı herkes tekniğinle şey yapıyor. Ters tutuyormuş, ters paça mı tutuyorum bir şey diyor, onu diyor. Bırakmadığı müddetçe attımı yenilir diyor. Ya bir girişiyoruz diyor, 3-5 dakika içinde beni paça kazağı alıyor diyor, kilom hafif olduğuna. Ama diyor, o ters paçayı tutuyorum diyor, atıverirse gidecek atamıyor diyor. 2 saat, 3 saat güreştik diyor. Bunu önce şurasını anlatayım. Babamın yanında 83-84'lerde birisi geliyordu, bucaklı pehlivan. Demişler ki sen Muharrem Burdun yanında git, tekniği öğreneceksen demişler. Gelirdi, 3-5 defa geldi. Babam bir şeyler öğretti. Ona anlattı bu konuyu. O zamanlarda Karali güreşiyordu daha halen. Böyle. Ondan sonra hatta dedi ki ona, görürsen dedi güreşlerde Karali'yi dedi. Hem selamı söyle hem de sor bunu dedi. Aynen bu anlattığım gibi mi diye sor dedi. Biliyor musun? Şimdi su alalım, dinlenelim diye Karali kenara oturmuş. Babam da oturmuş bir kenara. Ağlamış. Tabii seyirciler çok meraklı ya. Ya Ali Pehlivan neye ağlıyorsun falan. Ya niye ağlamayayım demiş ya. Adam benden 10 yaştan fazla büyük demiş. Bu adam 90 kiloysa, 85 kiloysa ben 120-130 kiloyum demiş. 40'larda ben baş pehlivan oldum demiş. Buraya geldim demiş. Ya bu adı yenemedim demiş. Zoruma gitti demiş. Sonra biraz daha güreşmişler. Babam şey olarak ağlayınca da biraz şeyine gitmiş, bırakmış güreşi. Şimdi bazen biliyorsunuz ileriye gidersen, çok kızdırırsan garez de olur. Yani doğru. Kırmalar, şeyler, nitekim günümüzde de yaşıyoruz. Bunları söylemek istemem ama nitekim oluyor. Doğru. Aynı şey Selirkent'te Veli, Burmançılı Veli ile Ordulu Mustafa arasında da olmuş. O da ayrı bir şey de anlatırım. Tabii ki de. Evet. Şimdi şunu gözlemledim. 1955 yılına kadar Antalya'dan Kırkpınar güreşlerine katılan olmamış. Evet. Bir Korkuterili Kemal Tokmak, Allah rahmet eylesin, o katılmış evet. Önce. Demek ki şunu kıyaslama yapıyorum. Adil Atan ve İrfan Atan da Kırkpınar güreşlerinde Kırkpınar baş pehlivanı olmuşlar. Hatta Adil Atan'ın olimpiyatta evet. İkincili veya üçüncülü olması lazım. Ama bunlarla kök söktürüyor babanız Muharrem amca. Demek ki Kırkpınar'a gitse o zaman Kırkpınar baş pehlivanını da rahat alabilecek o kiloya göre. Ben onu anlatayım mı abi tabii, müsaade tabii, ederse. Tabii. Şimdi şöyle, bu soruyu bana herkes soruyor, halen soruyor. Güreş severler soruyor, niye baban Kırkpınar'a gitmemiş? O zaman ulaşım şartları çok zor. Bir, her gün güreş oluyor. Antalya bölgesinde bile bir hafta sonu, haftanın 7 gününde 7 güreş olduğunu bilirim diyor babam. Köy güreşi, düğün güreşi değil mi? Her şey güreşi. Bu arada hafta sonu büyük çaplı güreşler Elmalı'da var diyor, farz et ki diyor, Serik'te de var. Farz et ki diyor, Varsat'ta var diyor, şeyde de var, onun da hikayesi var. Ben de çünkü babamı hep dinledim, beynimde hepsi duruyor yani. Çünkü rahmetliye doyamadım dedim ya. Şimdi o günkü şartlarda buradan Kırkpınar'a gitmek zaten birkaç günü alıyor. Oraya 3-4 günlük yorgunluktan sonra bir de o günkü şartlarda Kırkpınar'daki güreşçilerin kolundan tutan var. Gerek belediye organizasyonu, gerekse oradaki ağırlık, eskiden beri Kırkpınar'dan gelme bir şey var. Onlar yardım oluyorlar, destek oluyorlar, kollarından tutuyor ekonomik olarak da. Burada şimdi Antalyalı bir güreşçi, babam veya İsmail amca, İsmail olan veya bir başkası, baş pehlivanlar. Yani buradan oraya gidecekler, 3-4 gün gidecekler. Her birinin 3-4 de çocuğu var o zaman, 3-5 de çocuğu var. Çok zor. Yani düşün ki bir hafta gidecek, otellerde kalacak, gelecek. Hadi bir de yenilirse. Zaten de buralarda da güreş var. Boş durmuyorlar ki. Yani boş durmuyorlar. Çok güzel bir konuya değindi. Bir şey daha var, onu da söyleyeyim abi. Şayet futbola bu ülkenin yatırdığı paranın binde biri güreşe yatırılsaydı, evet. Bugün Türk güreşi bambaşka bir yerde olurdu. Evet, devam. Şimdi o günkü şartlarda gitmek çok zor. İşte sizin de arz ettiğiniz gibi ilk gidenler benim de bilgilerimden şunu var. 1958'de Kemal Tokmak. 55'te. 55'te mi? 55'te. Ben 58 olarak aklımda kalmış. Kemal Tokmak amca birilerinin şeyiyle gidiyor. O yine finansörü gidiyor. Ve ilk gittiğinde başaltını almış olarak biliyorum. Yanlış mıdır? Başaltı birinci oluyor. Birincisi oluyor. Doğrudur. İşte. Başaltısı filan kazanıyor. Tabii. Birincisi oluyor. Aynen. İlk yani, baş
başa evet. çıkan Antalyalı Kemal Tokmak'tı. Evet, doğru. Evet. Yani anlatmak istediğim şu. Şimdi eskiden 20 sene almış, 30 sene, hepsine saygım var, hürmetim var eski pehlivanların. Ama Marmara bölgesinin pehlivanı geliyor. Şimdi ileriki 1960'lardan, 65'lerden sonra, 70'lerden sonra Antalya'nın pehlivanı da gidiyor. Ordu'nun da gidiyor, Samsun'un da gidiyor, Tokat'ın da gidiyor, Çorum'un da gidiyor, Kahramanmaraş'ın da gidiyor, Denizli'nin de gidiyor, Manisa hepsi gidiyor. Şimdi bakıyoruz ki yani öyle 20 sene bir pehlivan üst üste mesela kulakları çınlasın, sevgi ve saygılarımı sunuyor. Ahmet Taşçı bir şeydir yani. Hakikaten destan yazdı. Efsane. Ama onun döneminde tüm Türkiye'nin her yerinden pehlivanlar gidiyordu. Hatta rahmet... Zamanın şartlarına göre kıyaslamak gerekir diyorsunuz. Tabii, zamanın şartlarına göre. Tabii şimdi. Tabii ki. Şimdi mesela konunun birini güreşin çokluğu açısından anlatıyorum. Varsak da güreş var diyor babam. O zaman İsmail amcalar, oganlar... Aksu'da oturuyor annesi falan. Esas oralıdır o, Serikli değil. Macun, Macun evet, köyü mü? Evet, öyle evet. Evet, Macun oralıdır. Babamlar Serik'ten, tabii öteki Serik pehlivanlar diyarı ya. Onlardan önce geliyor İsmail amca varsa. Aynı gün Çakırlar'da da güreş var. Düşünebiliyor musunuz? Aynı gün. Hatta İsmail amca orada erken gelmiş ya, öteki güreşe de gitmek için bunu hep anlatırlardı. Televizyonda bile şey yaptılar, eski televizyon bilimde babamı götürdüler. Ya pehlivan verin demiş, ya başı verin demiş. Kimse yok ya, gelmemiş ya daha. Vay pehlivanla. Be. Ya pehlivan verin demiş, ya başı verin demiş. Alıp hemen şeye gidecek. Uyanık yani İsmail. Para kazanmalar. Para kazanma yolunda herkes. Profesyonel düşünüyor. Evet. Para kazanma yolunda. Olurdu, olmazdı tartışması devam ederken babam diyor, at arabasında çıkmış. Iltar'ın İsmail, işte Deli Mustafa amca rahmetli oldu ya. Onlar çıkmışlar, Vel amca falan. Ya, tamam dur İsmail demişler. Ya gideceğim ya başı ver falan. Tamam bulduk. Muharrem Burç demişler. Hemen soyun. Hemen en iyiyle. Soyun. Ya ne oldu falan. Ya bu ya başı verin ya ben gidiyorum diyor. Soyun sene pehlivan bulduk demişler hemen. Soyundurmuşlar. Bir yağlanmışlar. Şey yapmış. Bir güreş İsmail. O kadar bir künte attım diyor. Gitti diyor. Yıkıldı diyor. İsmail amca da şunu size kulaklar içinde saygılarımı sunarım kendilerine. Beni bu memlekette en çok Muharrem Burç yıktı diyor. Babam yıkıldığını da yıktığını da söylerdi, o da söylüyordu. O da söyler. Olması gereken şimdi de o. Şimdi babamı iki defa mı yıkmış ama babam onu 5-6 defa yıkmış hep. Ha. Hatta Manavgat'ta yıkmış, İlarva'da yıkmış, Kadriye'de yıkmış, Çakırlar'da yıkmış, Varsak'ta yıkmış, ne 5-6, daha da fazla. O babamı, babam onları da söylerdi, şeyde yıkmış, bir spor salonunda güreş olmuş, orada yıkmış, bir de Burdur'da yıkmış. Şimdi orada babam yıkmış. Bir at arabası o zaman ulaşım aracı. Biniyor, İsmail amca gidiyor kisvetle. At arabasının ortasına oturuyor. Babamın elinde bir at arabası var. O at arabacıyla babam yıllar sonra beni görüştürdü. Kapalı yolda bir karşılaştık. Orada köşede at arabaları falan dururdu. O babama bir sarıldı. Babamı bir saat, iki saat bırakmadı orada. Sohbet ettik, tanıyorum. Demiş ki, babamların at arabacısı, eğer demiş, o demiş, şeye vardı desinler demiş, Uncalı'ya. Vardı desinler demiş, ben sizi ondan önce götüreceğim demiş. Niye demişler? O at demiş, ham demiş, şimdi biraz sonra çatlar gider demiş, yıkılır demiş. Benim atım ham değil demiş. Vurdum bu kamçıyı gideceğiz, göreceksiniz Allah demiş. Allah. O günkü şartlar. Ya eskiler neleri biliyor ya. Eskiler. Kesinlikle. Şimdi bindik diyor, hemen biz de biraz geciktik tabii diyor. Iltar'ın İsmail var diyor, Veli var diyor, Iltar'ın Deli Mustafa var diyor. Öyle lakabı öyle olduğu için diyorum, özür diliyorum tabii de. Yiğit namuruyla. Hocam lakabı ile Mustafa. Onun başka hikayeleri de var zaten. Şimdi gittik diyor, gözüktü diyor, Antalya'ya geçtik diyor, şey tarafına diyor böyle. Şimdiki sanayinin karşısında işte emniyetin orada tarafı geçtik diyor. Gidiyor diyor, koşa koşa. Bak şimdi o at çatlayacak dedi diyor, aynen diyor ya. At diyor, koşa, biz gittikçe mesafeyi daraltıyoruz diyor. Yaklaşıyoruz, at diyor, bir sağ tarafa yıkıldı koşarken diyor. Bir sol tarafa yıkıldı diyor. Gitti diyor adam atı, çatladı gitti diyor. Öldü diyor. Vurdular diyor. O tecrübe, deneyim, bilgi, görgü, öngörü. Biz de vardık diyor. Hemen yaklaşmıştık zaten. Durduk diyor. Adamcık ağlıyor diyor. Ekmek teknesi gitti diyor. O günün şartlarında. Çok önemli diyor. Ağlıyor diyor. Biz güreş müreş unuttuk zaten diyor. Yani arkadaşız diyor. Hepsinde diyor. Dedi ki diyor bizim at arabacısı. Yahu şu atından koşumbarı çıkaralım. At benim arabaya. Arabanı da arkaya tak, Antalya'ya kadar götürüvereyim. Artık babamla güreşleri falan bırakmışlar şeyi, Çakırlar'daki. Bağlamışlar arkaya. Bu arada enteresan bir şey daha olmuş. Koşumları çıkarmışlar, adam tabii kendini teskin etmişler işte şudur budur. Sanıyorum biraz da 3-5 kuruş da ceplerine şey vermişler galiba, yardım olsun diye. Öyle bir şey olmuş. Onu söylemek bile istemiyorum, hani zor olur bizim için.
İsmail amca gelmiş öndeki arabaya, babamlar arabaya işte binmiş. Deli Mustafa bir görmüş Mustafa amca, Iltar'ın Mustafa. Bir görmüş, lan affedersiniz, sen ne yapıyorsun burada demiş. Senin araban arkada demiş. İşte araba yer, iki tane taş almış orada. Geç demiş. Geç araba. Böyle muhabbetleri de aynı. Bunlar öyle, bunlar en hafifi tabii burada tabii. Şey canlı yayın olduğumuz için ben onların diline konuşamıyorum yani. Sansürleyerek söylüyorsunuz. Sansürleyerek konuşuyorum bazı şeyleri. Geç demiş arabana. Geçirmiş. Ha ötekiler de öne binmişler, takmışlar yavaş yavaş tabii iki araba at, birkaç tane ağır insan. Tık 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 Antalya'ya getirmişler, bırakmışlar, öyle bir hikayesi de olmuş. Şimdi Ramazan Hocam, hani kul hakkından, haram helalden bahsettik. Çok sevdiğim bir söz var. Haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım diyenler de var. Siz örnek bir, dedemin bir sözü var. Oğlum oğlan olursa neyleyim dünya malını, oğlum oğlan olmazsa yine neyleyim dünya malını. Yani burada hayırlı evlat çok önemli. Hakikaten babanız ve anneniz o yatırımını, mirası, eğitime ve hayırlı bir evlat yetiştirebilmek için mücadele vermiş. Yani şunu bağlamak istiyorum. Bir atasözü sizin aileniz için geçerli değil. Hani bir anne baba 7 evlada bakmış ama 7 evlat bir anne babaya bakamamış derler. Siz annenize babanıza vefat edinceye kadar her türlü evlatlık yedi evladı da yapmışsınız. Bunu evet. Aynı şekilde babanızla annenizle çok güzel bir eğitimli bir şekilde yetiştirilmesi gereken bir şekilde yetiştirilmiş. Bu konuda gerçekten çok önemli. Allah bin razı olsun. Binlerce şükür ki rahmetli babamız şunu söylerdi. Asıl azmaz bal kokmaz. Doğru. Kokarsa yağ kokar asla ayrandır derdi. Ben gençlere diyorum ki ayran olmayın. Bal olun. Çok güzel. Evet. Şimdi Ramazan Hocam, yani şunu da söylemek istiyorum. Bu güreşin başlamasına o zamanlar kim vesile olmuş? Bunu nasıl biliyorsunuz? Şimdi, o zaman İsmail Okan mı? Nasıl bir arkadaşla mı olmuş? O ortam nasıl olmuş? Şimdi babamın güreşe başlaması. Biz tabii ki yörük, yani o zaman Sparta, Aksu, Anamasa yaylaya çıkıyorlar. Kış mevsimi de sahildeki işte yukarı hoca yataktaki dedemin arazisine geliyorlar çocukluk yıllarında. O zaman da güreş şey yani her sanki yörük güreşçi gibi küçük yaştan başlıyorlar. Hiçbir şey bulamazlarsa çok özür dilerim çocuklukta işte orada koyunlarını falan otlatırken ya şu eşeğe sen küte atarsın ben küte atarsın kadar bile deniyorlar değil mi? Evet. Gidiyor maalesef. Öyle yani küçüklükten bir başlama var. Küçüklükten şey yapma var. Mesela hani babamın ölçmesi tartması hani çok iyi diyor pehlivanlar. Hatta ben bunu Bel amca şöyle anlattı. Burmançılı Veli. Çelik. Evet Veli Çelik. O zaman dedem sağ, 1900 tahminen 54 falan olabilir yıllar. Büyük ayağa güreşiyormuş Veli amca o zaman, Veli Çelik amca. Finalde hep birisi yıkıyormuş onu. Babası da İbiş amca rahmetli, çok sert bir insandı tanırız. Veli demiş, Çandır'da güreş var demiş. Eğer orada da yıkıl demiş, ona demiş, o çocuğa demiş, vallahi billahi seni vuracağım demiş. Bu kadar yani. Güreş hastası. Ve sert bir insan. Kara kara düşünüyorum diyor Veli amca. Bize anlatıyor bunu. Ondan dinledim. Birisi dedi ki diyor, ya sen Muharrem Kurdun yanına git dedi diyor. Babanı tanıyorum da diyor, o başa güreşiyor, biz daha ayaktayız diyor. Git dedi diyor. Bir ata bindim diyor. Gittim diyor, dedenler var diyor. Hoş beş diyor, beni tanıyor da diyor, tabii samimiyetimiz yok diyor. Oturduk çay kahve falan içtik diyor. Abi dedim diyor, ben falanla güreşiyorum. Finalde hep yeniliyorum, büyük ayakta işte. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Küçük ayak, orta veya büyük ayak neyse. Yeniliyorum diyor. Babam yemin etti. Gelecek hafta biliyorsun Çandır'da güreş var. Orada da o çocuğa yenilirsen seni vuracağım dedi diyor. Yemin etti diyor. Babam gülümsüyor bir. Veli diyor, ben senin güreşlerini seyrediyorum diyor. Sen diyor boşuna yeniliyorsun diyor ona diyor. Babam orada 3-5 bir şey gösteriyor, teknik. Eğer diyor bu tekniği yap diyor, bir dakika içinde onu yenmezsen diyor, ben bu güreşi bilmiyorum, bırakacağım diyor. Öyle mi abi? Ama bir şeyler gösteriyor. Gelecek hafta oluyor. Hakikaten finale yine ikisi kalıyor.
Bir dakika değil diyor, 30 saniyede, yarım dakikada yendim diyor onu. Babam dediğini. Bu arada Boztülü'yü de hayırlanalım. Ha, babamın ustası da rahmetli Boztülü'cüdür. Boztülü pehlivan. Bunu toplum çok iyi bilmeyebilir. O da iyi bir pehlivanmış. Evet. Çok iyi pehlivanmış. Son zamanında babam sağa sola dışarılara götürmüş. Enteresan bir şey vardır. Sabri Acar'ı bilirsiniz, meşhur. 85 yılı Kırklar Başpehlivanı. Sağ bildiğim kadarıyla sağ. Halen. Ben bir yüz yüze görüştüm o insanla Finike'de falan. Espendos'ta güreş varmış. Oraya gelmişler tabii. Yine o bölgenin güreşçilerini ağalar şeyler getiriyor. Bizimkiler gidemiyor da onları getiriyorlar. Geliyor. Buranın diyor başpehlivanları kim diyor? Sabri amca, Sabri Acar. Tabii oradakiler gösteriyor babamı, İsmail amca, işte şeyler hep Boztülü gösteriyorlar. Gülümsüyor biraz. Boztülü amcanın da dikkatini çekiyor. Alaylı gülümsediği gibi hissediyor. Sabri diyor, söyle abi diyor. Senin baban kim diyor, Hasan Acar değil mi diyor. Hasan Acar diyor. O da başpehlivan. Varınca diyor, babana sor diyor, babanı ta şurada yendim diyor. Varınca babana sor diyor memlekete. Rahmetli Boztülü çok iyi bir pehlivan. Hafife alıyor ya. Tabii. Hafif. Babam Boztülü'yü hiç yenmedim diyor. Rahmetli dedem çok o konularda hassasmış. Babam, dedem ve babam bu nezaket kurallarına çok dikkat eden insanmış. Dedem demiş ki, o insan demiş, buranın tabii daha eski duayeni demiş, o insanı yenmeyeceksin demiş. Espendos'ta güreşiyoruz diyor. Bir adat var. Onun diyor, Boztülü diyor, sol sarmayı taktı mı diyor, kimse sökemezdi diyor. Güreşiyoruz diyor. Bana taktı diyor. Ben söküp gidiyorum diyor. Tekniğini bildiği için. Kalktım gittim. Abi dedim diyor. Usta dedim diyor. Ben seni yıkmak istemiyorum. Babamdan nasihatlıyım. Sen bilirsin dedim diyor. Ne demiş biliyor musun? Kurt demiş. Bir daha da kan demiş. Biraz güreşmişler. Bir daha altına kalmış babam. Bir daha takmış sol sarmayı. Yine sökmüş gitmiş. Babama elini kaldırıvermiş. Kaldırıvermiş böyle. Hiç yıkmadım diyor. Ama diyor müthiş bir pehlivandı diyor. Yıkamayacağım için değil diyor. Saygımdan diyor. Dedemin de öyle bir nasihat olmuş. Eskinin duayen pehlivanı. Geri gelmişken şeyi anlatayım bir. Şu yeşil pehlivanımız var ya evet. Mehmet. Evet. İsterseniz ikinci bölümü anlatalım. Bir kısa reklam arası verelim. Tamam. Olur peki, mu? Yeşil pehlivanda kalalım. Ya, o kadar çok konu var ki. Çünkü tamam. Babamla ben doyamadım. Yani babacığım 87-88 yaşında vefat etti. İnanın halen duygulanırım. Halen çoğu zaman ağlarım. Şey yaparım. Ya o yeri... Bir türlü dolmuyor. Evet. Kıymetli güreş severler, rahmetli yörenin başpehlivanlarından şampiyon, milli güreşçi Muharrem Kurt amcamızı rahmetle anıyoruz. Çok kıymetli, hayırlı evlatlarıyla beraber sohbetimiz kısa bir reklam arası kalmış olduğu yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın. Kıymetli güreş severler, Atasporu programı kalmış olduğu yerden tüm hızıyla devam ediyor. Muammer amca, bir Mehmet Yeşil'in dedesi başpehlivan, evet. Yeşil pehlivanla ilgili bir anı vardı. Orayı bir kısa rica ediyorum. Buyurun. Yıl 1948 veya 49. Diyor ki babam Muharrem Kurt, ilk defa bucağa gittim diyor, güreşe, güreş olarak yani. Gittim diyor. Oralar tabii o zaman televizyon yok, bir şey yok. Simay'ın da tanımıyorlar diyor. Antalya'da tamam da diyor, orada bilmiyorlar diyor. O zamanım da diyor, en iyi baş pehlivanlarından işte yarı finalde diyor, şeyle güreştim diyor. Çinel Halil varmış eski, Aydın Çinel Halil. Onunla güreştim. Onu o kadar ağır ki diyor, yendim diyor. Finalde diyor, şimdi sevgilerimi sunuyorum. Mehmet Yeşil Yeşil, onun dedesi varmış, Yeşil pehlivan. Onunla güreşeceğiz diyor. Bir başladık diyor güreşmeye diyor. Tabii önce yormam lazım. Çok ağır diyor onlar diyor. Önce yordu. Şimdiki gibi süre de yok diyor. Yordum diyor. Ama diyor iyice yoruldu diyor. Tam yeneceğim diyor. Çünkü o tanınmış diyor. O zaman daha bizi bilmiyorlar diyor. Ben diyor daha işte... İyi pehlivanmış, baş pehlivanmış. Çok iyi pehlivanmış. Yeşil pehlivan. O zamanın en iyi pehlivanlarındanmış böyle. Ama fırtına gibiyim diyor. Hiç yorulmak bilmiyorum diyor.
böyle diyor, tam geleceğim diyor, yordum diyor. Orta hakim, cazdır, dönüyor, ne diyorsunuz diyormuş. Maksud görmüyor. Tabii ister istemez tanınmış pehlivanlar biraz tutuluyor yani. Ne dersek diyelim yani bu o dönemde de. Ondan sonra devam ediyoruz diyor. Bu arada diyor, iyice yoruldu diyor. Yordum diyor, tam diyor. Vali gelecekmiş dediler diyor. Durun durun dediler diyor. Durduk diyor. Ben orta yere oturdum diyor. Yeşil pehlivanı diyor. Aldılar diyor, masaj yapıyorlar kollarını vesaire, şey yapıyorlar diyor, hareket ettiriyor. Ben hiç, yani nefesim iyi diyor, yorulmadım diyor. Vali gelmeyecekmiş dediler diyor. Anladık ki diyor, dinlendirmek diyor. Hmm. Yani tekrar başladık diyor, yine güreşiyoruz diyor. Ya rahmetli, ikisi de rahmetli oldu ya, mekanları cennet olsun. Şunu diyor, ya o zaman çok babamın şeyine gidiyor. Beni bir boğdu diyor, bir boğdu diyor. Ya nasılsa kurtardım kendimi diyor. Dedim ki hakimiyetine, cazgıra, beni boğuyor dedim diyor. Güreşeceksen güreş, güreşmeyeceksen çek git dediler diyor. Ben güreşirim ama boğuyor dedim diyor. Bir daha daldık diyor. 5-10 dakika sonra nasılsa dek getirdi beni. Tecrübeli güreşçi diyor. Ağır güreşçi. Bir daha boğdu diyor. Ya yine zor şer kurtardım diyor. Ya, ama diyor yorulmamış olsa beni anında yıkacak zaten diyor. İttiriverse yıkılacağım diyor. Çünkü o kadar nefesimi kesti diyor. Ağalar, abiler yine boğdu görmediniz mi dedim diyor. Ulan güreşer vereceksen çek git demişler orada. Tekrar ben güreşirim demiş. Bir daha güreşir. Bu sefer öyle bir boğdu ki 5-10 dakika sonra gene diyor. Gözlerimden yaş akıyor böyle diyor. Böyle diyor. Yine kurtardım diyor. Ağalar yine mi görmediniz dedim diyor. Bir tane seyircilerden aksakallı bir dede diyor. Yazıklar olsun size dedi diyor hakimiyetine. Böyle ya çocuğu boğuyor, çocuğun gözünden yaş akıyor. Siz yıkamayacaksa boğup da mı yıkacak bu çocuğu demiş böyle. O diyor, yaşlı diyor, sakallı dedeyi babam düne kadar işte 2014'te rahmetli oldu. Bulsam diyor iyi bir ziyafet çekerim diyor. O kurtardı beni diyor. Ondan sonra dediler diyor yeşil pehlivana, ya çocuğu boğma, güreşeceksin. Sen baş pehlivansın, düzgün güreş. Niye boğuyorsun? Yıkamıyorsan yıkamıyorsun. Ve ondan sonra yere, küntelen de geçmiyor diyor. Yere yatırdım, içten dışı buldum diyor. Sürükleye sürükleye yıktım diyor. Vay be. Öyle bir anılar olmuş. Bir de Ramazan Hocam'ın bir şimdi esasında var. Ramazan abimin bu anısını babamla ilgili ben başta anlatmak isterdim. Babam güreşi 1970'te bıraktı Muharrem Kurt. Abim de o zamanlar 70'li yılların ortasında Mersin Öğretmen Okulu'nda okuyor. Evet. 74 olur, 73 olur, 75 olur. Tam bilemiyorum. Bölge birincisi olmuş kilosunda abim. Güreşçi oluyor ya, takıma almışlar. Bölge birincisi olmuş. Geldi. O zaman biz küçüğüz tabii. Anlatıyor babama. Belki de unutmuştur. Kendine baba, güven var. Baba diyor. Beni diyor orada diyor kimse kündeden geçiremiyor diyor. Babam da dedi ki, şöyle bir baktı. Oğlum dedi, nasıl geçmez biz künteden? Biz dev gibi adamları geçirdik künteden. O nasıl geçmez biz şimdi dedi. Ya onlar güreş bilmiyor. Ya şey yapma, bu işte bir yanlışlık var dedi. E baba bana bir künte atsa ya dedi. Atalım oğlum dedi. Evdeki şöyle. Şey yaptı dedi. Künte öyle atılmaz böyle dedi. Bir gelir kerte divan gibi bir şey var. Ayaklara atıldı. Hiç unutmam. Güç kuvvet değil mi? Şimdi tek. O bana künt atanlar orada burada öğretmen liseler arasında birinci olduğumda çocukların mesela bir kere etkileyen şu mesele aslında İmam Hatip'te finalde o İmam Hatip'teki arkadaş yenecekti beni. Ama bizi çalıştıran hocamız da abilerimiz de tabi uyanık insanlar öğretmenimiz de bu Muharrem Kurt'un oğlu diyorlar. Zaten mindere geldi de titriyordu. Psikolojik ben olarak. Belki de. Mindere geldi de titriyordu. Yani babam yendi aslında. Siz şeyini. O bana, onun ağırlığı. He, künde atarken kimse böyle ayağımı böyle bingemiyordu. Vallahi babam ayağımı bingedi. Bir koç çaktı be. Vay be. Şimdi eski meydan baş hakemlerinden ve başaltı boyuna kadar güreşmiş rahmetli babanızın da çırağı Fahrettin Yılmaz amcamızın çok selamları selam var. Selam ve sevgilerimi arz ediyorum. Şimdi o da bahsediyor. Çok kişilik, karakter ve edepli bir insandı. Bizim hakkımızı savunurdu. Çok beyefendi ve anlatımı dinletirdi diyor. Evet. Ve belagat sahibiydi diyor. Sizler de öylesiniz. Dinletiyorsunuz. Bu belki babanızdan size gelmiş o etkili anlatım biçimi diye düşünüyorum.
Alyanak diye bir o zamanın, babanızın arkadaşı, rakibi aynı zamanda güreşirken, demek ki biraz centilmen dışı güreşmiş babanızla, Muharrem Kurt'la Alyanak. Alyanak'ın babası olaya el koymuş. Burada Muharrem Kurt'un birinciliği hak ediyor. Yani benim oğlum burada sportmenle aykırı bir şekilde güreşiyor deyip babanızı tutmuş. Evet. Bu da helal olsun diyorum yani. Böyle bir anekdotları da hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. O konuyu ben abi biliyorum, ben o konuyu. Tabii, buyur. Şimdi o da rahmetli oldu. Hatta 2 yıl önce Antalya'da kızınla ve eşimle karşılaşmak kısmeti oldu. Bir davete gitmiştik. Orada tesadüf karşılaştık. Epey rahmetlinden bahsettik. Şimdi tabii her güreşçinin bir karakteristik özelliği var. Ondan önce şeyde bir güreşini anlatayım onun. Isparta, hemen şeyden sonra, Keçiborlu değil de şu Eğirdir'in ilerisinde, Gerendos. Gerendos'ta güreş varmış. Bak şuna, şu meseleye bakın. Gitmiş önceden. Oranın güreş artık ileri gelenlerine demiş ki, daha doğrusu mafyavari tiplerine, böyle bir şey şimdi yok da, burada demiş başı bana aldırın demiş, tüm demiş baştan aldığım ödülü sana vereceğim demiş. Oranın bir mırmırı varmış böyle, altında bir o zaman şavrula araba, ismini bile hatırlıyorum, Tacettin diye, yani hatırlıyorum. Bana aldırın demiş, ben demiş size demiş ödülün tamamını vereceğim demiş. Gidiyorlar, Veli amca var, Lütarlar var, hepsi var. Onunla babam karşılaşıyor. İşte ayağına tutuyorum diyor, tutmuyor, tutma dedi. Şunu yapıyorum, tutma. Ya dedim diyor babam, bu güreşi biz yeni mi öğreneceğiz dedim diyor. Bu arada Veli amca, o Tacettin denen kişi de etrafta geziyormuş böyle, kabadayı gibi. Burada hır çıkaracağım diyormuş. Kavga edeceğim diyormuş yani. Kavga çıkar, yani. Cingar çıkaracağım diyormuş böyle. Böyle dolaşıyormuş. Bu arada Veli amca iyice koklamış etrafın şeyini. Babama gelmiş öyle bir su falan aldıklarında. Ya abi demiş, burada kavga çıkaracaklar demiş. Bunlar demiş, bu işi demiş, bu dibelayı burada def edelim demiş. Çünkü burada verilmiş sözler varmış. Öyle mi demiş, öyle. Gel demiş Alyanak demiş babam. Hiç şey yapmamış bile. Ha, tut ayağımdan demiş. Tut tut, tamam ben yenildim demiş, hadi. Sonuç ne olmuş? Ödülü o almış ya, başın finalinde güreşiyorlar. Tabii alıyor, milletin içinde alacak, ödeyecek. Alyanak, Alyanak bir arıyorlar. Alyanak arabaya binmiş, bir araba bulmuş. Ne bulduysa o zaman gitmiş. Gitti diyor, arkadan küfürler, şunlar, bunlar. Hı hı. Ki şu güreşe getirelim. Onu ben, babası da olabilir. Tabii çok benim anladığım bir evet. Başka şey de olabilir. Abisi varmış, hacı. Babam çok değerli bir insandı diyor. Hacı Pehlivan. Hatta yine Isparta Aksu'da olacak, güreşmişler. Elense yapıyorum diyor, bir tokat çaktı bana diyor, tokat gibi diyor, doğru düzgün güreş. Bir daha üçüncü yer bir koydum diyor, tepe taklak. Hacı demiş ki, küçüğümü bilmezsin, büyüğümü bilmezsin demiş, az bile etti Muharrem Kurt sana demiş. Al getirmişler bir kova su, tepesine zor ayıktırmışlar. Buyurun. Vay be, evet. Çok güzel anekdotlar var kardeşinize Muammer amcadan. İyi ki son anda çağırmışız Muammer amca. Ramazan Bey, Muammer amca diyorsunuz, o kadar yaşlı mıyız ya? Olsun, estağfurullah, estağfurullah. Şimdi Ramazan Hocam, hakikaten babanızın anlat bir programda çok zor noktayı koyacağız. Şimdi biraz da şu sporla ilgili sizin gibi bir akademisyen, bilim insanından şundan faydalanmak istiyorum. Sporcu sağlığı çok önemli. Evet. Bununla ilgili de artık sporcularımız doğal beslenmenin yanında ek gıda takviyeleri kullanıyorlar. Evet. Aminosit protein tozu olan var. Yani Tarım Bakanlığı'nın onay verdiği, doping sayılmayan, yasaklı madde sayılmayan. Ama onun yanında bir de kürsünün en üst basamağında yerini almak için böbreğinin, karaciğerin her şeyini iflas etsin. Yeter ki ben birinci olayım diye hedefe kilitlenmiş, sağlığını ikinci plana atmış bir sporcu nesli de var. Ve bu küçümsenmeyecek kadar çok fazla. Burada doping de var. Bu da bir ilaç sektörü gibi, endüstri gibi daha doğrusu. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir sual sordunuz. Özellikle hem sporcularımız açısından hem gençlerimiz açısından. Özellikle tabii Antalyalı hemşehrilerim ve bizi seyreden aziz Türk milletinin mensupları için şunu söyleyeyim.
Bir kere bugün baktığımızda atasporumuz, Türk sporun güreşinin içinde bulunduğu durum iç acıcı değil. Yani mutlaka buna belediye başkanlarımızın, buna bölgemizde, bu bölgenin havasından, suyundan, ormanından, denizinden para kazanan 5 yıldızlı otellerin sahipleri. Bu pelifanlara sahip çıkmak durumunda. Yani Antalya'nın, Seri'nin, Manavga'nın, Alanya'nın neyse Antalya'nın sahillerinden siz para kazanacaksınız. Ama Antalya'nın, özellikle Antalya'nın sporu olan güreşe kapik para yatırmayacaksınız. Bunu anlamak mümkün değil. Bu noktada ben bütün Antalya sahillerinin, Antalya'nın belediye başkanlarını göreve çağırıyorum. Yani bunu biraz da mecbur tutacaklar. Bunun laga luga yok yani. Bir şey olacaksa destekli olur. Diğer taraftan. Şimdi başta sporcularımız olmak üzere. Gençlerimize, pelifanlarımıza şunu söylüyorum. Bir, modern buğdayı ve türevlerini yemesinler. Ha, yiyeceklerse siyaz buğdayını, karakılçık buğdayını alıp yesinler. Ama modern buğdayı yemesinler. Çünkü modern buğdayın 3 temel sakat tarafı var. Bir, modern buğday şeker bombası. Çaya koyduğunuz pancar şekerinin glisemik endeksi deriz biz buna, ölçü, bilimsel tanımı 63'tür. Bize dayatılan Meksika buğdayı, cat buğdayı, cürt buğdayı diye dayadılar. Çocukluğumuzdan hatırlarım ben bunu. Bunun glisemik endeksi 76'dır. Yani atom bombası gibi. Şeker zehirdir. Zehir. Bunu ki Muharrem Purdun bir torunu da, biraz önce söyledim, birisi tıp mühendisi, bir torunu da genetik ve biyoteknoloji mühendisi, Amerika'da beyin üzerine doktora yapıyor. Allah Muharrem Kurda, Fatma Kurda binlerce cennet mekanı olsun. Onun sayesinde bunu yaptırabiliyorum ben kızıma. İşte bu noktada buğday, modern buğday, siyaz buğdayı, Kastamonu'da dolu, Karakılçık, Bucak tarafında falan buralarda bulabilirsiniz buna. Çünkü buğday üçüncü özelliği. Buğday, modern buğday, genetiğiyle oynandığı için, GDO'suyla oynandığı için gluten bombası. İnsanoğlunun iki tane beyin vardır. Kafatasının içindeki beyin, bağırsakları. Bağırsaklarla beyin arasındaki bağı gluten tarumar ediyor. Gluten iki proteinden oluşur. Biri zararsızdır ama birisi, Amerikalı hocalar vardır, Perlmutter. Onun Tahıl Beyin diye bir kitabı da vardır. Kendisi nörolog adam. Diğer taraftan Canan Karatay Hoca. Başka hocalar da var. Şimdi söylüyorlar. Şimdi ben işin politik siyaset tarafını tutuyorum. Bir diğer şeyi, modern buğdayın sporcular ve gençler üzerinde yaptığı bir tahribatı söyleyeyim. Antalyalıyız. Antalyalı olmakla her zaman gurur duymuşumdur. Dünyanın 1/4'ünü gezdim. Allah babamdan, anamdan razı olsun. Allah hocalarımdan razı olsun. 1/4'ünü gezdim dünyada, Antalya kadar güzel bir yer görmedim. Antalya, dünyada São Paulo, Brezilya'nın São Paulo'dan sonra en uzun plajları sahili olan 660 kilometrelik bir şehirdir. Ama Antalya hala hak ettiğini alamıyor. Bunu alması lazım. İşte bu noktada Antalya'da plaja indiğimizde Konyaaltı'mıza, Side'mize, Alanya'mıza, Lara'mıza, Kemer'imize 17-18-20 yaşlarındaki delikanlı çocukların yumurta gibi göğüslerinin olduğunu görüyoruz. Bugün Türkiye'de büyük şehirlerimizde erkek çocuklara göğüs ameliyatı yapılıyor. Çünkü çocuklarımızın genetiğiyle oynanmış yedikleri buğday ile birlikte modern buğday östrojen bombasıdır. İki tane temel hormon vardır. Basitçe anlatayım. Erkekte baskın testosteron, erkeklik hormonu. Kadında kadınlık hormonu östrojen. Yediğiniz buğdayı yedikçe, efendim pizzayı yedikçe, hamuru yedikçe, bak siyazi demiyorum, karakılçı, o Anadolu'nun Türk buğdayını demiyorum, modern buğdayı. Hekim arkadaşlarımız da demiyor ki ya tamam oğlum senin göğsünü küçültüyoruz ama sen bu
modern buğdayı yemeye devam edersen 2 yıl sonra sen tekrar buraya gelirsin demiyor. Bu 3 sebepten, çünkü genetiğiyle oynanmış besinle beslenen tavuk, inek, keçi neyse aklınıza gelen zincirin son halkasında patlar. Bu ise şimdi çocuklarımız, gençlerimiz vegan megan hikayeler uyduruyorlar. Aman ha, hamburgerciye gidip vegan. Soya dolu, soya. En tehlikelisi. Bugün Filipinler'de Rockefeller Vakfı'nın açtığı bir enstitü var 1950'den bu tarafa. Başında da eski Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger vardı. Damatlarıdır. Şimdi orada Güney Doğu Asya'nın 140 bin çeşit pirincini genetiğiyle oynayarak 6 çeşide indirdiler. 5 bin akademisyen çalışıyor. Akademisyen demek profesör, doktor, efendim, doçent falan filan. Hepsi ahlaklı olacak falan diye bir şey yok. Kimse bunlara tevessül etmesin. Ahlaklı olanı da var, ahlaksız olanı da var. Şimdi Mendel ahlaklı mıydı? İnsan ırkıyla oynayan neyse. İşte bu noktada bir başka şey ifade edeyim. Şimdi sporcularımızın sağlığı, Türk çocuğunun sağlığı hepsinden daha önemli. En önemli sağlık ihtiyacı su ve gıda. Önümüzdeki, biliyorsunuz 6 aydır devletimiz, yaklaşık Mart'ın 15'inden beri Türk devleti bir salgınla uğraşıyor. Bütün dünya 6 aydır aşağı yukarı bununla uğraşıyor. Burada bir şey var. Önümüzdeki 25-30 yılın temel ihtiyacı, temel unsuru gıda ve su olacak. Gıda ve suda da ata tohumları. Benim çocukluğum aklım erer. Koca yatağın, kurtların, kayaburunun, eski yörüğün, efendim Abdurrahmanların o çevrede yetiştim. An deriz anlarda, çalıların arasında cırt domates derdik. Köylü beğenip yenmezdi. O domatesleri İsrail aldı, götürdü, tohumuyla oynadı. Bugün çeri domates diye tohumunu, fidesini benim çiftçime satıyorlar. Geldi o suyla önümde. Oyun çok büyük. Oyun o kadar büyük ki toprağı ve gıdayı bozdular. Rahmetli babam, kardeşim de bilir. Ben tarımda tembeldim. Çünkü oraya yöneldim, okumaya. Ama biliyorum ki yazın geldiğimizde pamuk arazimizin üzerinden bir ilaç vardı, tamaron diye. İlaç atılırdı. İlaç o kadar tehlikeli bir şey ki oradan babacığım, Muammer, Mustafa maskeleri takarlardı, ilaç atılırdı. Ramazan Bey, pamuk arazisinin 100 metre üzerinden geçen kuşlar adeta düşen uçaklar gibi pike yapar çakılırdı. Bu havayı Türk milletine soluttular. Öyle pehlivanlık durup dururken, sporculuk durup dururken, akıllı insanlar durup dururken kökü kesilmiyor. Gıdayla oynadılar. Evet. Toprakla oynadılar. Şimdi bunun üzerine ilaç endüstrisine falan karşı değilim. Ama baktığımızda bugün Türk toplumunun %25'i şeker hastası. Türk toplumunun %35'i tansiyon hastası. 10 hastalıktan 9'u beslenme ile ilgili. Sporcu da adam gibi beslenebilirse ki, orada kardeşim nezaket gösterdi, anlatmadı o tarihlerde. Ankara valisi babama diyor ki, sana 80 lira verebiliriz. Evet. O günkü şartlarda. Babam da diyor ki, vali bey, bana 100 lira verin aylık. 50 lira da babamdan getirteyim. 150 lira. 56 olimpiyatlarını da getireyim. Şampiyon, madalyayı getireyim diyor. Valinin sözü o günkü. O günkü ahmak valinin sözü. Senin diploman yok diyor. İlkokul mezunusun diyor. Ve babam ağlayarak çıkıyor. Okumamızın arkasındaki hikaye budur. Hepimizin üniversite mezunu olmasının arkasındaki hikaye budur. Senin diploman yok diyor. Kurt diyor. Sen ilkokul mezunusun diyor. Babam da diyor ki, getirin o zaman üniversite öğrencilerini, mezunlarını güreştirin diyor. O kadar kırılıyor ki ve biz 56 olimpiyatlarında çakıldık. Bir rahmet, evet. İsmail amca birinci geldi. Şeyi anlatayım çakıldık. Abi, bu arada tamam. Yaşar Doğru rahmetli hocaları,
iki defa gelmiş. Bir üçüncüsünü bir başkasından dinledim ben. İki defa gelmiş. Babamı, hatta küçük amcamı, Arif amcamı da, evet, götürmek için. İsmail Ogan da hep söyler, amca da söyler. Baban için öldü bitti diyor, götürmek için diyor. Ama küstürmüşler. Bu arada da rahmetli dedemin de birazcık hastalanmış o arada. Oğlum sen gidersen böyle biraz ben rezil olurum gibi havalara da girmiş. Tabii yaşlıların bu şeyi, o bir. İkincisi de burada o zaman sıtma savaş bölge şeyleri vardı biliyorsunuz. Onun şoförü anlattı bunu, aynen naklediyorum. Bir gün diyor, bölge müdürü beni çağırdı diyor, şoförüm diyor. Buraya Yaşar Doğu gelecek dedi diyor, güreşçi. Onu alacaksın arabaya dedi diyor. Şuradan gideceksin, Muharrem Kurt'u alacaksın, İsmail Ogan'ı alacaksın dedi diyor. Nereyi isterlerse oraya götüreceksin, Antalya il sınırları dahilinde dedi diyor. Nereye? Aldım diyor, babanı aldım diyor. Babam bunu hatırlayamadı yalnız. Babanı aldım diyor, ben çok iyi biliyorum diyor. İsmail Ogan'ı aldım diyor. Gittik, Alanya'ya gittik, Gazipaşa'ya gittik, Mie'ye gittiler. Artık onlar görüşüyorlar bir şeyler. Yaşar Doğu, üçü. Böyle. Hatta diyor Manavga'da geldik yemek yiyeceğiz. Bir lokantaya girdiler diyor. Burası tabii işin biraz da şey tarafı, makasifari tarafı. Dediler ki lokantacıya sen bizi doyurabilecek misin dediler diyor. Lokantacı diyor o buyurun buyurun doyurmaz mıyım hiç köfte möfte bir şeyler yapıyor işte ızlara diyor. İyi o zaman dediler diyor. Oturdular üçü beraber Yaşar Doğu, İsmail Ogan amca, babam Muharrem Kurt. Ben de yan masaya oturdum diyor. Bana da bir şeyler getirdiler diyor. Atıyorlar geliyor yiyorlar, atıyorlar geliyor yiyorlar. Hala istiyor bizimkiler dedi. Üçü dedi. Hala istiyor. Lokantacı bir şey kalmaz. Dönü dönü. Ya hani bizi doyuracaktın dediler diye. Böyle de bir anlar var. Maşallah ya. Tabii eski pelebanlar daha boğazı iyi sağlam yiyorlarmış. Sağlam yani. O gıda unsuru ki rahmetli Muharrem Kurt babamdan bir hatıra daha anlatayım. İlkokuldayız. O Marshall yardımı kepazeliğiyle Müslüman Türk evladına o Amerikan işte yağları, onları, bunları kakalanıyor. Amiyane tabii. Margarin, evet. Hiç unutmam. İlkokuldayız. Ben Kocayatak'ta başladım. Birinci sınıf orada okudum. Sonra Eskiyöre'ye gittim. O zamanlar işte o margarinler dağıtılıyor, süt tozları dağıtılıyor. Hiç unutmam. Rahmetli babam dedi ki bize, hanım dedi babam, anam. Bunları çocuklarıma yedirmeyeceksin dedi. Evet. Müthiş bir öngörü. Evet. Ve açtı rahmetli o kutulardan birini kırdı. Evin bir köpeğimiz vardı. Köpeğe verdi, yemedi köpek onu. Onun için oyun büyük oynanıyor. Evet, evet. Gıda üzerinden müthiş bir oyun var. Yeri gelmişken de Antalyalı hemşehrilerime söyleyeyim. Lütfen ata tohumlarını. O kıyıda köşede kalmış ata tohumlarını iyi saklasınlar. 2003 yılında gazeteler, televizyonlar, sizler televizyoncusunuz daha iyi bilirsiniz. Gazetelerde manşet geçiyor. Amerikan ordusu Irak'a girdi. Efendim, Beyrut nereden? Bağdat düştü. Amerikan ordusu iki yere gidecek. Bir, Saddam'ın sarayına. İki, Merkez Bankası'na. Altınlar, efendim, dolarlar. Oraya gitmedi Amerikan ordusu. Amerikan ordusu daha sonra Ebu Garip hapishanesi olarak ünlenen Müslüman kadınlara ve erkeklere işkence yapılan bir yere gittiler. Çünkü Ebu Garip hapishanesinin altı, Ebu Garip hapishanesinin altı binlerce yıllık Orta Doğu ata tohumlarının merkeziydi. Ve topladılar, götürdüler. Evet. Bir kısmını Rockefeller'e verdiler. Bir kısmını zaten diğerlerini de Rockefeller alarak Svalbard, Norveç'te kıyamet ambarına götürüp koydu. Oyun büyük oynanıyor. Yani herkes altın stoklarına, Saddam'ın sarayına gidecek derken tohum deposuna gittiler. Aynı oyun Suriye'deki iç savaşın arkasında da vardır. Buradan tekrar anlatıyorum. Önümüzdeki 30 yılın temel savaş unsuru tohum, gıda, su. Ve bu anlamda lütfen bu ata tohumlarını çıkın da o teyzelerimin elleri dururken ayaklarından öpeyim. Onları atmasınlar.
versinler bir ziraat mühendisine. Yapamıyorlarsa kendileri bir evlek yereksinler. Çünkü bu hayati bir öneme haiz. Ben bunu da o babamın Amerikan süt tozlarını yedirmemesinden dolayı buraya getirdim. Bir diğer unsur. Şimdi hepimiz tabii çok soruluyor bana. Bir salgın var ortada. Bu gerçek. Ama bu salgın, bir laf vardır güzel Türkçemizde. Şuyu vukuundan beterdir diye. Bu salgın öldürmekten ziyade korkutmaya yönelik. Yani ölüm oranı %2,5'lar civarında. Ama çok hızlı yayılıyor. Ve çok hızlı değişime, mutasyona uğruyor. Kendi araştırmamın ötesinde, tabii Amerika'da da, işte yeğenim de tıp mühendisi, bir şeyler, hocalarına soruyoruz, kendimiz araştırıyoruz, bakıyoruz. Görünen şu, bu bir, maalesef televizyonlarda ilk başlarda bazı meslektaşlarım onun laboratuvar ürünü olmadığı falan filan söyledi. Artık iyice laboratuvar oldu. Hani yine yörüklerde bir laf vardır. CE derler. CE çıktı ortaya. Ortaya çıktı. Şimdi bu anlamda önümüzdeki 10 yıl çok önemli. Yani ben buradan hep söylerdim. Fatma teyze, Muharrem amca diye televizyonlarda biliyorsunuz. Aynen. Muharrem amca babamdı. Fatma teyze annemdi. Onlar gitti. Şimdi yine onların üzerinden Antalyalı hemşehrilerime, teyzelerime, ablalarıma, kardeşlerime, amcalara, dayılara, neyse herkese ifade edeyim. Bu bir 10 yıllık süreç. Çünkü değerli hemşehrilerime şunu arz edeyim. Dünyadaki para sistemini değiştirecekler. 10 yıl içinde cebinizde nakit diye bir para kalmayacak. Buraya. Bunu oturttuktan 15-20 yıl sonra da dünyayı sıfırlayacaklar. Çünkü aklımızı server'a, bilgisayara emanet etmemiz isteniyor. Kayıtlar silindiği an diyecekler ki vallahi kusura bakmayın. Gitti. Elinde iki öküzün varsa, beş dönüm tarlan varsa, efendim samanın varsa, buğdayın varsa, altının varsa, sarı kızın varsa, keçin var ise o kalacak. Dünyayı sıfırlayacaklar. Ben bunları Evangelizm, Tanrı'yı Kıyamete Zorlamak kitabını 12 yıl önce yazdım da kendi meslektaşlarım, profesör arkadaşlarım, ya hoca çok güzel kitap ama acayip komplo teorisi dediler. Bakın, Müslüman dünyanın, biz Türkler de dahil, en önemli problemi şu. Oku ayetini anlamadan, Kur'an'ın ilk ayetidir, oku. Oku ayetini anlayamadığı için 700 ayetteki siz aklınıza danışmaz mısınız mealindeki ayetleri de anlayamıyor. Bunları anlamadığı için farkında değil. Halbuki bilmek için farkında olmak gerekir. İşte spordan tarıma, tarımdan efendim turizme. Çok üzülüyorum turizmde. Her şey içinde dahil diye bir turizm felaketi var Türkiye'de. Sahillerin kapatıldığı bir turizm var Türkiye'de, Antalya'da. Halbuki ben, annem Çolaklı, babam Serikli. İşte akrabalarımız Finike'de, Kumluca'da, her yerde. Yani zaten yörük yörüyün Antalya'nın hepsi akraba, birbirine girmişmiş. Burada bir şey söyleyeyim. Olay şu. Vallahi o kadar üzülüyorum ki. Bu sahillerdeki arazileri yok pahasına sattırdılar köylüye. Yok pahasına. Ve benim köylüm, benim Antalyalımın kızı, kadını bulabilir ise şeylerde, otellerde ya tuvalet temizliyor ya çarşaf geçiriyor. Erkekler de kıçı kırık bir araba aldı, sarıya boyattı, müşteri taşıyacağım da şimdi o da yok. Ramazan Bey, üretemeyen bir toplum ayakta kalamaz. Ben tarımda dedim ya, o gençlik yıllarımda tarımdan nefret ederdim. Çünkü idealim vardı okuyordum. Tembeldim. Ama o tembel adam 10.000'den fazla kitap okudu. Binlerce makale, 20 kitap yazdı. 300'den fazla televizyon programı, efendim 1000'e yakın konferans, dünyanın en iyi 20 üniversitesinde dert. Ne öğrendiğimi biliyorum biliyor musun? Ne biliyorum biliyor musun? Hiçbir şey bilmediğimi. Evet, hiçbir şey bilmediğimi öğrendim. Ama öğrendiğim bir şey var. Üretemezsek ayakta kalamayız.
Ve bugün Antalyalı sahillerinde kendi denizine giremeyen bir halk var. Ben Amerika'dan gelen bir profesör arkadaşımı Serikli Denize sokacak yer bulamadım. Çünkü 2 yıl önce de 2018'de de kızımın yanına gittim Amerika'ya. Kızımla Hawaii'ye gittim. Hawaii'de 7 yıldızlı bir otelin hemen arkasında bir Hilton'da, şimdi bahsetmiyorum ama bir otelde kalıyoruz 5 yıldızlı. Önümüzdeki 7 yıldızlı otelin önündeki plajda denize girdik. Sıkıysa giremezsin de. Devlet budur. Çünkü şeyin denizden 200 metre köylünün hakkıdır. Denizden 200 metre devletin malıdır. Oraya hiç kimse engel olamaz. Ama Türkiye'de bu ve her şey dahil turizmiyle esnaf sinek avlıyor. Antalya'mın esnafı sinek avlıyor. Alanya'mın, Manavgat'ın, Seriye'min, Kemer'in, Kumruca'nın, Finike'min esnafı sinek avlıyor. Patara'nın esnafı efendim sinek avlıyor. Fethiye'nin turist geliyor. Siz gittiğinizde 5 yıldızlı otelde size günlük ücret 200 avro çakıyorlar. Ama buraya gelen turist 45 avroya tam pansiyon yiyor, içiyor, geziyor, tozuyor. Bu ülkenin bütün nimetlerinden faydalanıyor. Artık yeni bir akım var. İspanyol, Portekiz ve İtalyanlar ne diyor biliyor musunuz? Gelmeyin kardeşim diyor. Gelmeyin diyor. Çünkü su altından daha kıymetli. Ve Türkiye önümüzdeki 10 yıl içinde su sıkıntısı çekecek ülkeler arasında. Bugün oradan yine geriye döneyim. Rahmetli babamız detayında sen anlatırsın. Arazimizde bir taraftan güreşiyor. Bir taraftan arazide ne ekiliyor? Buğday ekiliyor, arpa ekiliyor, sonra susam. Medine teyze diye bir adamcağız, kadıncağız vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Lakab biraz kulağı dar duyduğu için Sağır Medine derlerdi. Arazimizin bir kısmı böyle, bir başka bir kenarda. Bir gün anamla konuşuyorlar rahmetli babam. Öyle, onlar öyle konuşurdu. Aynen dedi ki, ulan avrat dedi, şu aşağı tarlada bir su çıkarabilirsek çocuklarımın hepsini okuturum dedi. Bir su bulabilirsek. Sonra ben dedi yarın gel dedi sen de dedi bir lokum getirmiş. O zamanlar en iyi hediye o lokum. Ben de ortaokula gidiyorum. Dedi Medine teyzenin yanına gidelim dedi. Aldılar lokumu Medine teyzenin yanına gittiler. Allah gani gani rahmet eylesin. Çünkü o kuyudan aşağı yukarı 200-300 metre beride bir kuyu kazılmış, metruk bir yapı, su çıkmamış. Çünkü adam o kadar güreşten, tarımdan kazandığı 3-5 kuruşu 17-20 metre suya gömecek, toprağa gömecek. Geldiler, o rahmetli Medine teyze demiş ki, ya Pelif Han demiş, bu kuyu 9-10 kulaç kazıldı fakat su çıkmayınca bıraktılar. Medine teyze keriz var mıydı? Keriz demiş böyle bir şey. Çıkmadı Pelif Han demiş babama. Onun 200 metre aşağısına kuyu o zaman ki şimdi kaça kaçtır o kuyular? 3 falan. Böyle. 3 metre. 17-20 metreye evet. Kazılıyor. İnsanlar aşağıda 3 kişi 5 kişi çalışıyor. Döndürerek çekiyorlar. Tabii ki. Kol gücüyle. Ve o kuyuda, hikayesini Muammer belki anlatır, o kuyuda su bulundu. Evet. Bir köşede. O sadece Muharrem Kurdun ve çocuklarının, Fatma Kurdun hayatını değil, o çevredeki arazisi olan herkesin hayatını değiştirdi. Tabii ki. Su o kadar önemli. Tabii ki. O kuyu dediniz de, tabii önemli o zaman. DSE'nin suyu yok. Şimdi DSE'nin suyu var veya sondaj atılıyor vesaire. Abimin de bir hikayesi var. Kazıyorlar böyle gıncırak derler biliyorsunuz. O tarihi sizler bilmezsiniz. Çekiyorlar. Ben de, abim de küçük, ben de küçüğüz. Koyun falan gidiyorum oralarda. Onlara su getiriyorum. İçecek su getiriyorlar. Gidiyorum bir kuyudan su çekiyorum. İşte su getiriyorum falan. Abim illaki aşağı ineceğim dedi. Daha 2 metre, 3 metre falan kazıldı. Abimi aşağıya salladılar.
onlar. Abim de haşerattı canım o zaman. Çocuktu ama haşerattı böyle. Çıkacağım diyor, çıkarmıyorlar. Onların ölçü çubuğu vardı bir böyle. Aldı onlara vuruyor böyle. Ayaklarına vuruyor böyle. Öyle de bir enteresan bir şey var. Tabii şu var yani güreş. Vaktimiz bilemiyorum ama şu şeyi bir... Hoca Mustafa amcanın bir şey meselesi var, Yalvaç meselesi var. İsterseniz anlatayım. 20 dakikamız var. Öyle mi? Bir kısaca anlatabilirsiniz. Şimdi Yalvaç'a güreşe gidiyorlar. İşte bizim serinin pehlivan, Antalya'nın pehlivanları hep. Deli Mustafa, Yıltar'ın Deli Mustafa lakabıyla amcam. Diyor ki, kurt diyor. Söyle abi diyor, babamdan büyüktür birkaç yaşı. Orada diyor, başı bana vereceksin. Ha diyor, haberin olsun, şimdiden ona göre gidelim diyor. Niye Mustafa aga diyor? Aga dermiş. Ya diyor, ben Isparta'nın eniştesiyim biliyorsun. İki tane hanım var diyor. Birisi orada diyor. Çünkü orada ben başa almam lazım diyor. Biliyor musun? Mustafa da iyi güzel, tamam sana veririz de diyor. Yabancılar gelirse hani Samsun'dan, Adapazarı'ndan şurada. Yo öyle değil diyor. İkimiz en son başın finaline kaldık mı diyor. O zaman diyor, yabancılar gelirse hani ben gelemezsem finale nasıl vereceğim zaten diyor. Biliyor musun? Neyse yabancılar da gelmiş diyor. Eşleşti, güreş bitti. Ben özünü anlatayım. Finalde Hoca Mustafa'yla karşılaştık diyor. Şimdi kardeşi Iltar'ın İsmail vardır. Onun küçük kardeşi burada. Serik'te belediye başkanları falan yaptı. Mustafa mı? Onunla daha çok diyor güreşlere gidiyoruz diyor babam. Mustafa'yla bir gidiyorsak diyor, Iltar'ın İsmail'le iki gidiyoruz diyor. Her yere gidiyoruz onunla diyor. İsmail bunu duymuş diyor. Bana dedi ki diyor, kurt dedi diyor. Abime yol ver, vallahi billahi seninle konuşmam dedi diyor. Ya bunu, bu diyor Allah affetsin diyor. Babam defalarca anlattı bunu soranlara. Affetsin diyor. Söz verdim diyor. Çünkü söz verip de sözünde evet, durmamak büyük günahlar içerisinde. Büyük günahlar içerisinde. Ya şaşırdım kaldım diyor. Ya birisinde her gün güreşe gidiyoruz. Beraber ötekinle ara sıra gidiyoruz. Ona da söz verdim. Öteki de yemin etti diyor. Abime yol ver. Vallahi de konuşmam. Billahi de konuşmam. Sene küserim. Ya şimdi şaşırdım diyor. Allah o günahımı affetsin diyor. Orada şeyim var diyor. Tabii başın finali ya, söz verdim ya ben, benim de sözü herkes senet bilir diyor. O da senet biliyor tabii diyor. Bir peşiraf yaptık Hoca Mustafa diyor. Bir peşiraf yaptı diyor. Bir peşiraf yap, yıktı ortalığı diyor. Alacak ya sözleri. Bir giriştik diyor. Tek dal bir koydum künteye geldi geçti. Kurt neydi sözümüz demiş. Kardeşine söyle demiş. Ona burada tabii anlatamıyorum. Öyle bir acı küfürle şey yapmış. Güreş sonunda pehlivanlara boyun koç falan kesmişler. Birkaç tane ziyafet bir sopayı yanına koymuş. Kardeşine yaklaş yedirmemiş. Hoca Mustafa. Bunlar da işin... Çok muazzam anekdotlar bunlar. Evet. Bir de kısacık şunu anlatayım. Bu çünkü okutmalık var demişler babam için. Şeyden güreşten geldim diyor. Kütahya'dan diyor. Orayı kısa keseceğim. Ya dizildi bir sürü baş pehlivan. Dizildi 30-35 tane var diyor. Gediz'de. Böyle diyor. Dörtte biri de bayanlara ait diyor. Yakın çevrede diyor. Ya bayanlar konuşuyor diyor kulağıma. Bizim Antalyalı'da pek küçükmüş diyor. Baş pehlivan işte en küçük ben kaldım diyor. Ya pek küçükmüş dedi diyor. Güreş bir başladı diyor. Ben finale kadar gelince ah Antalyalı bizim baş pehlivan bir ciğermiş dedi diyor. Kadınlar diyor. Eğer ben psikolojik ben etkilenen birisi olsam diyor başta diyor yıkılıp git diyor. Yıkıl git diyor. Ama psikolojik ben hiç etkilenmezdim diyor. O pehlivanları da sayardı babam. Mesela İsmail Ogan amcanın kardeşi varmış, Mehmet Ogan evet, amca. Diyeceksin diyor ona, işte Adapazarı'ndan bir pehlivan gelmiş, şöyle yıkıyormuş, böyle yıkıyormuş diyeceksin diyor. Yıkılır gider diyor, yıkıcı adama diyor. Ama yıkarsın diyeceksin diyor, dev gibi adam da yıkardı diyor. Çok etkilenir diyor. Orasını geçelim şimdi, biraz hızlı anlatıyorum. Güreşi bitirdik neyse, Isparta'ya geldim, Antalya'ya geleceğim diyor. Baktım diyor, bir ilan var, Şarkı Garaj'da güreş var diyor. Güreş bitmiyor ki diyor o zaman. Aldım bu şeyi oradan diyor. Gittim Şarkı Garajı'na yattım diyor. Sabahleyin hemen bir at arabası kiraladım diyor. İleride bir köydeymiş diyor. Orada da beni birisi uyandırdı diyor. Dedi ki diyor, ya senin milli güreşçi Muharrem Kurt olduğunu bilirlerse burada güreştirmezler, boşuna gelmiş olursun dediler diyor. Neyse gittik at arabasına tangır tungur sabah diyor vardık diyor. Kismeti o zaman şimdiki gibi tanrılık mı var televizyon yok, televizyon yok, yok hiçbir şey yok. İsim benim, duyuluyor ama isim, bir, isim biliyorlar da şahsen biliyorum. Ya o ayakçılar güreşiyor, sen güreşmeyeceksin mi diyorlar diyor. Ya nasıl güreşeceksin diyor. Ortacılar soyundu, şu soyundu derken başçılar soyunsun dediler, anons ettiler diyor. Şort, beyaz bir şortla diyor, gittim yazıldım diyor hakimiyetine diyor. Senin kismetin yok mu dediler diyor, oranın baş pehlivanları diyor, o çevreden gelen. Ya verirseniz bir kismet, güreşelim dedim diyor. Git lan dediler diyor, biz düşmana silah mı veririz dediler diyor. Kismetin varsa güreşsin, yoksa güreştirmeyiz seni demiş. E o zaman güreşmeyi veririm demiş. Neyse benim kismet arabacı götürdü zaten içeri diyor.
Buldum diyor, o şey diyor, giydim diyor, yağlandık, çıktık diyor. Şimdi bir sürü baş pehlivan diyor. En hafifi ben yine. 100 kilo, 110 kilo, 120 kilo diyor. Böyle şuraya gidiyorum diyor. O zaman şimdiki gibi kuru atmıyorlar. Şuraya gidiyorum diyor. Ben manzarayı biliyorum. Geliyor diyor benim yanıma diyor. Çiftlesinler diyor. Oraya gidiyorum diyor. Çaktırmadan diyor. Yani oraya geliyor. Ufak, daha ufak. Daha ufak diyor. Neyse diyor. Bir çiftlediler diyor. Birinci. Yahu hepsi kilosu var, gücü var diyor. Teknik diye bir şey yok diyor. Yani. Birinciyle bir güreştik diyor. Böyle sanki zorla yıktım diyor. Daha ısınmadım bile diyor. Bu arada diyor birisi yıkmış birini diyor. Bana kalk lan dedi diyor. Ne oldu? Bir sol uyan dedim diyor maksus. Git lan o yıktığını bir ayağımla yıkarım dedi diyor. İyi çıktık. İkinciyle başladık diyor şöyle güreşmeye diyor. Bu arada güreşirken diyor üstüme oturmuş şöyle diyor. Sağa sola bakıyor. Bak altımı aldım diye diyor. İşte şöyle diyor kismetten şuradan kasnaktan tuttum diyor. Üstümde diyor. Ben yerdeyim böyle diyor. Allah Allah. Böyle çektim diyor. Bir iç kılçık yaptım diyor. Düştüm. Göğsüne basıyordum diyor. Böyle bastım diyor. Küfürdü müfürdü etrafta. Vay bilmem ne yaptım. Kendi kendini yıktı demişler. Benim yaptığımı gören yok diyor. O da geçti diyor. Üçüncü diyor. Çıktı diyor. Yine bitmiyor güreşti diyor. Beş kişiyle mi altı kişiyle mi güreştim diyor. Çıktı diyor. Yine giriştik miriştik diyor. Tam karşıma dikilmiş ayağının birisi benden tarafta diyor. Hiç elimi dokundurmadım diyor. Hiç diyor. Bir diklik çengel çaktım diyor. Sırt üstü kafası yere vurdu diyor. Şöyle kalktı diyor. Şart olsun diye küfür etmiş. Ben şimdi konuşamıyorum onu. Şart olsun okutmalık var bilmem ne yaptım da bunda demek. Ben de sen dedim. Aynen böyle. Şart olsun okutmalık var bunda demek. Böyle. Yani normal insan değil demiş. Bunu ben neyse finale gelmiş. Finalde kim birisi duymuş şeye Cazgır'a iletmiş. Milli güreşçi Muharrem Kurt olduğunu. Bir anons etmişler. Antalyalı işte Esmer Pehlivan milli güreşçi Muharrem Kurt diye. Bir peşiraf yaptık diyor finalde diyor. O diyor benim elimi kaldırdı. Abi biz seninle nasıl güreşelim diye kaldırdı. Geçti diyor. İşin püf noktası şurası. Ödülü alacağız diyor. Çay içiyoruz diyor. Bir tane otel şapkalı birisi var diyor. Mahalli dille. Kaymakam var diyor. Lan kaymakam bey. Bu kurt Muharrem Kurt, bizim çocukları çiğ köfte gibi yediler diyormuş. Aynen bu dilde. Çiğ köfte gibi yediler diyormuş. Bizim çocuk mu var lan bunda? Hepsinin bizim çocukların kabaday olduğuna ne bakıyorsun? Muharrem Kurt bunları tek eliyle yener lan diyormuş. Çiğ köfte gibi yedirdin diyormuş. Kaymakam da diyormuş ki, adam güreşmedi mi diyormuş. İstiyorsanız bir daha güreşsin diyormuş. Zaten babam çerez gibi diyor. Hepsi de 110-120 kilo da diyor. Teknik olmayınca zaten şey gibi, çerez gibi geldi diyor. Öyle bir hikayelere geçiyor. Vay be. Maşallah Muhammed amcana anekdot sabaha kadar hiç bitmeyecek. Ben ortaokulu bitirdim. Hı hı. Köyden çıktım. İlk kez biz bu sene Mart'ın ortasında üniversitenin kapısına kilidi vurduk ya, uzaktan eğitime başladık ya. O vesileyle ben tabiri caizse 1976'dan bu tarafa diyebilirim ki ben Antalya'nın, Serin, Manavgat'ın, Korkuteli'nin, Kumluca bu köyleri ilk defa karış karış dolanıyorum. Vallahi bu birkaç gün önce eniştemle beraber şeyden Töngüşlü'den böyle bir dağa doğru gittik. Kralım'ın diye bir yaylaya gittik. Git bitmiyor ama inan ya burnumuzun dibinde öyle bir yayla var ki vallahi seriklere duyurulur. Allah Allah. Evet. Şimdi güreş bana göre babamın anlattıklarından şunu anladım ben yıllardır. O kadar çok anlatılacak şey var da tabii ki şimdi vaktimiz yetmiyor. Güreş nedir diye bana bir soru sorsanız. Babamdan öğrendiklerim şu. Güreş, güç, teknik, nefes ve beyni yerli yerine kullanma derim. Evet. Bunu yerli yerine kullanma derim. Kesinlikle. Ha. Çünkü bu dördünü yerli yerine kullanmazsan der babam, adam çok güçlü, hemen var verirsen yenerdir. Bir de neresi güçlü? Mesela şimdi günümüzden örnek verecek olursa, ben güreşleri seyrediyorum biraz. Kulakları çınlasın, sevgilerimi sunarım Ali Pehlivanımıza, yürümüze. Sağ ayağı güçlü onun. Gidiyor pehlivanlarımız ona sarıyor. Ya kardeşim adam orası güçlü zaten. Şimdi İsmail Ogan amcamın da babam derdi ki belden yukarısı güçlüdür. Oraya ben sarar mıyım diyor ya. Belden aşağıya sararım diyor ya. Ayhan İnce'nin belden yukarısı güçlüdür. Allah rahmet eylesin. Ayhan, tabii ya. Benim her tarafım birdi diyor. Tabii. Mesela Veli Çelik diyor. Onun da sol sarması vardı diyor. Ya sen sol sarmaya varır taktırırsan diyor. Adam seni yıkar tabii ki diyor. Yani bu çok önemli. Ayhan İnce de babanın
manızın çırağı. Tabii. Bir şey, bizim çocukluğumuzda hep gelirdi, öğrenirdik. Madem birazını anlatayım onun, vaktimiz varsa. Tabii Ayhan İnce'yi iyice yetiştirdik diyor. O zamanlar güreş çok olduğu için biz Yalvaç'a gittiysek, örneğin Fethiye'de de güreş var. Ayhan sen git, işte şu pehlivan gelirse şu şekilde güreş, bu pehlivan gelirse, bu çatal gelirse şöyle güreş. Fethiye'de çatal vardı eskiden, böyle güreş derdik diyor. Hem de fikir verir, gönderirdik diyor. Bu arada tabii insanın çevresi bazen insanı çok pohpohlar. Ne oldum be abi hikayesi olur. Ayhan iyice yetişti diyor. Köylüleri diyor, ya sen bu ustanı ne zaman yıkacaksın? Sen bu usta ne olacak, ne zaman boynuz koluğa geçecek falan. Yeniköy'de güreş var diyor, döşem altında. Gittik diyor. Kispesini de biliyor, biraz bir yeri sökülmüş diyor. Onu dikiyorum diyor kenarda. Yani fark etmemişim diyor orada. Diyor. Daha başçılara sıra gelmedi diyor. Ayhan demiş ki ben Muharrem Kurt'u istiyorum ilk elden demiş. O zaman kuruğa yok yani. Gelmişler babama, ya Ayhan sen istiyor demişler. Köylülere biraz şey yapmışlar. Ya ne zaman ustasını istiyor. Ya o demiş babam istiyorsa demiş güreşleriniz demiş ya istiyorsa istiyor demiş. Diktim diyor, giyindik, bize geldi sıra diyor. İşte bir güreş attık, bir güreş benim geçik zamanım artık. Onun da en iyi zamanı diyor. Nasılsa bir künte salladım geçti diyor. İş bitmedi. 6 ay sonra mı, bir senem sonra mı veya 2 senem sonra mı Manavgat'ta güreş var diyor. İki kamyon dolmuşlar köylüleri diyor. Oraya diyor hakimiyetine. Biz iki kamyon geldik işte Ayhan İnce'nin köylüsü olarak, eğer Ayhan İnce'yi ilk turda Muharrem Kurt'la güreştirirseniz başa geleceğiz, güreşe gireceğiz tabii. Gelmezseniz biz gidiyoruz, dönüyoruz. Tamam tamam demişler. O zaman da askerlik şubesinde binbaşı varmış. Babamı çok severmiş. Babam da öyle şeyin yanında, zaten köprünün yanında, oralarda geziyordum diyor, ırmağın yanında. Geldi diyor. Ya Kurt dedi diyor, böyle böyle bir şey var diyor. Haberin var mı? Yok abi dedim diyor. Tamam böyle seni istiyor diyor. İyi istesin. Babam diyor ki, hatta biraz da şey diyor, bizim Anadolu'da bir söz vardır diyor. Sahibini sarmayan köpeğe makbul saymazlar diyor. Yani bir atasözü söylüyor. İyi ama şimdi aynısını anlatıyorum sansürlemeden. Şimdi benim geçik zamanım diyor, Ayhan bayağı gençtir babamdan. İyice de öğrettik diyor. 69'da vefat etti. Kırkpınar'da işte bulmuştu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ama pisine gitti. Geldiğinde babam öğretirdi, bizi severdi. Şöyle derdi, vurardı falan bize Ayhan amca rahmetlik. Orada diyor, ilk peşten bizi yağlandık, şey yaptık diyor, bir peşiraf yaptık, bir giriştik diyor. Bizim Ayhan, baktım ki diyor, iyi yani benim de son zamanım diyor. Şimdi aynısını söylüyorum, sansürlemiyorum, iyice karıştırdım diyor. Hafif diyor, kafayı bir dokundurdum şuraya, boşluğa diyor. Aklı bile ermedi. O zamana döndü, dönünceye kadar künteyi salladım diyor. Ayhan seni daha tam öğretememişim dedim diyor. Ama o kalleşliği de yaptım diyor. Hafif dokundurdum kafayı diyor. Onun aklı bile ermedi diyor. Ondan sonra, çok da güzel ifade ediyor değil mi oğlum? Ayhan kalkmış oradan. Aynen şunu söylemiş, o da Anadolu'da bir sözdür ya, el ağzına bakan hanımı tez boşar demiş, gelmiş babamın elini öpmüş, ocusla bir daha karşına çıkmayacağım demiş. Bu ama aslında mesela o Fahrettin Yılmaz amcamız bana anlattığında Elmalı'ya üçümüz güreşe gidiyoruz. Demiş ki biraz da tabii sportmen dışı hareketleri varmış, iyi boyunduruk çekermiş ama biraz faullü çekermiş Ayhan İnce. Evet. Sakın burada yapma ki hani yolluğun iyi olsun falan diye. Muharrem Kurt, Fahrettin Yılmaz, Ayhan İnce üçü yolculuk yapıyor. Orada yine sportman dışı harekette bulunmuş ve Muharrem Kurt'a görünmemek için hemen kaçmış Antalya'ya kendi imkanlarıyla gitmiş. Çok büyük saygısı varmış ama evet, bazen pehlivan da birilerinin gazına gelip ustaya bir şey kesiyor. Programın başında arz etmiştim. Rahmetli Muharrem Kurt babamızın, oğlum mevkiniz arttıkça gönlünüz alçalsın, paranız cebinizdeki arttıkça gönlünüz alçalsın diye. Hepimizde ego vardır. Yenebilirsen ayakta kalırsın. İşte bunu Muharrem Kurt yenmiş. Orada bir şey söyleyeyim abi. Mesela babama sorduklarında Espendos'ta başı kim aldı? Hayatta ben aldım dememiş. Bizde kaldı. Veya bize kısmet oldu gibi söylüyor. Şu alçak gönüllüye yani, bak ya. Hatta Espendos'ta... Kendini biliyor. Espendos'ta, şimdi biraz önce abim de bahsetti. Belkıs Karesi. Birçok haksızlıklar var. Her dönemde bu vardır. Her Antalya güreşçisine az sahip çıkılıyor. Son zamanda kısmen sahip çıkılmaya başlandı ama sahip çıkanlardan Allah razı olsun. Espendos'la Denizli'de Argayalı Hüseyin vardır. O akrabaymıştı hatta bize uzaktan. Muharrem amcanın rakibi o. Rakibi işte. Evet. Finale kaldık diyor, onunla diyor.
Esben dostu, finale kaldık diyor. Bana yalvarıyor diyor. Kurt, burası senin memleketin. Burada boğuşmayalım. Baş şu sen al, ben yıkılıvereyim, ortaklaşalım diyormuş yani. Baş parası. Camiyi paylaşalım. Camiyi de paylaşalım. Bu onda diyormuştu. Ya yıkal ya yıkılan, yıkılan diyormuş böyle. Bir giriştik, bir güreş attık diyor. Kazana yakın gelmişiz. Ya kal, ayağım bir kaydı diyor. Ben biri yıkılmadım mı diyor. Yıkılmadım mı diyor. Kalktı diyor. O Arıgayalı Hüseyin, Denizli Hüseyin yani. Hüseyin Çokal değil tabii. Bu tabii değil. Ben sana ne dedim demiş. Babam da demiş ki, ya Hüseyin demiş, sen pehlivan mısın, hamal mısın demiş. Pehlivanım demiş. O zaman burada sen yıkarsın, şurada ben senin ayağın gayra, benim şey olur demiş. Fazla geçmemiş. Tefendi'de, arkadaşım memleketinde, onu da anlatayım madem. Bir güreş var diyor. Başın finalına o Arıgayalı Hüseyin'le kaldık diyor. Bir arada taşlı yer diyor, böyle diyor, sert diyor. Bir güreş attık, bir güreş diyor, tozu dumana kattık, halka kalktı diyor, Allah Allah çekiyor diyor, o kadar hızlıyız diyor, böyle. Öyle bir daldı ki diyor, o Arıgayalı Hüseyin bana diyor, sanki göğsü yere şey yaparak bir çift daldı diyor, anında döndüm diyor, künteye şey yaptı dedi, bir kılçık çektim, göbeğinin üstüne oturdum, bir şöyle döndü, bir şöyle döndü diyor, o orada kustu diyor, ben de o yorgunluğu can şeyimle seyircinin dışına attım, dışarıda da ben kustum diyor. Vay be. Bu araştırdığım kadarıyla, rahmetli babanız boyu 1.78 veya 85 kilo civarında. Evet. Hani çok da böyle cüsseli, iri yapılı bir baş pehlivan değil. Ama şunu söyleyebilirim, babam erkek güzeliydi. Yakışıklıymış. O kıspet de çok iyi yakışırmış. Yani aynen. Evet. O kıspet giydiği zaman böyle bir de güzel peştef çekermiş. Oo. Böyle eline şey, o çöp gibi şey alıp böyle şeyli. Şimdi orada lafınızı bal keseyim. Estağfurullah. Ben önceleri bana tabii yaşça büyüklerimiz anlatmıştı. Baban diyorlar, bana anlatıldıktan sonra ben de fark ettim. Rahmetli Er Meydanı'na çıktığında güreşe başlamadı. Başlamadan önce ki ben bunu kendisine bilinçli yapıp yapmadığını sordum. Yok oğlum dedi, bilinçli yapmıyorum. O şöyle yapardı. Böyle havaya bir bakardı. Evet. Ben onun hikayesini anlatayım sizin Korkutel'deyim. 2014-15 yılı yazında. Parkta oturuyorum orada. Öğretmen arkadaşlar var, çay falan içiyoruz. Bir kenarda da 7-8 tane yaşlı grubu var. 70'in üstünde 75-80-85 elmalı güreşleri var, anlatıyorlar. Birisi babamdan bahsediyor. Ya bizim Muharrem Burt vardı diyor, Serikli diyor. Adam diyor, ta 40-50 sene önceki güreştikleri insanları sayıyor. Hayvanın yanında bir peşrafa çıkardı diyor, böyle diyor. Bir tevemmüm yapardı diyor, bir yere bakardı, bir göğe bakardı. Senin dediğin gibi, sen dev gibi de olsan seni sinek kadar getirmem, yenerim dermiş içinden diyor. Öyle efsaneleştiriyor ki, yenerdi de ya adam diyor. Ben de dinliyorum gözlerimde, babam da yakın ölmüştü. Gözlerimden yaş akıyor. Arkadaşlar diyor, ne oluyor? Vallahi dedim, çok duygulandım. Şurada dibimizde anlatıyorlar. Adam dev gibi de olsan seni sinek kadar getirmem, yenerim. Efsane. Halbuki biraz önce anlattığım gibi, babam olağanüstü güçte bir insan. Hayır, ama gücünü, nefesini, tekniğini, beynini yerli yerine kullanan insan. Vay be. İşte İsmail Ogan amca, en fazla baban yendi diyor. İkisi de yendiğini de anlatır, yenildiğinde. O olimpiyat şampiyonu yani. Tabii. İsmail Ogan. Şeyde, Kadiriye'de bir güreş oldu diyor İsmail Ogan'la. Gittik diyor, ikimiz başın finalindeyiz diyor. Bir giriştik diyor, İsmail amcanın tırpanları vardır meşhur. Tırpan atıyor diyor, az sert atıyor, ayağım acıyor diyor. İsmail dedim diyor, ya bu güreşi yeni öğrenmeyeceğiz. Biraz ıstıraplı diyor. Ya olur be kocusta dedi diyor. Yine devam ediyor diyor. Daha güreşin ilk 10 dakikası diyor ya. Bir tırpan sağla, ondan önce çektim, tersinden bir koydum diyor. Ak kız yukarı serildi diyor. Patayı çektim, vardım diyor. Hakimiyetinde, isminde biliyorum. Var bak, değil mi? İsimlendirmek istemem ama isterseniz söyleyeyim. Ölmüştür tabi onlar. Hı-hı. O zaman kaya burnundan baş kestiler güreşin. Kurt diyor, hakkıyla yendin diyor. Ama diyor, daha ilk 5 dakikada güreş bitmiş, 10 dakikada. Fakat diyor, biz güreşe doymadık diyor. Babam da bozuluyor tabi. Şimdi günümüzden örnek verecek olursak. Hı-hı. Orhan Okulu kardeşimiz de. Oğlumuz da. İsmail Balaban oğlumuz elmalı güreşlerinde güreşse veya Kırkpınar'da güreşse, biri ötekini yense, yok ya biz doymadık bir daha güreş dese ne olur? Mümkün değil. Ya İsmail Ogan, o da dünya şampiyonu bir insan. Ne olur? Babamın bu şeyine gidiyor. Öyle mi? Doymadınız mı ağlar diyor. Aynen böyle bu tarz. Doymak. Gel İsmail diyor. Gel. Hemen şey yapıyor. Künteye bir veriyor. İsmail amcanın küntesi meşhurdur. Ha, deve olsa atardır rahmetli babam. Bir salladı diyor. Yuvarlandım diyor. Verirdim diyor. Bir de kendimi yuvarlandım. Sen neye yuvarlanıyorsun demişler.
ağalar doysun diye yuvarlanıyorum demiş. Böyle de bir şey var. Kahrediyor yani. Problem bitmiyor. Bir iki yıl geçiyor, babam unutmuşum diyor. Müthiş konuşuyor Muammer. O hakim, o hakim, yanın Tevfik Uda, meşhur o zaman. Ha, ismini de söyleyeyim, çocuğu varsa dinlensin. Kurt diyor, kalabalıklarmış böyle. Senin diyor, bir zaman bir hakkını yedim, helallaşalım diyor. Babamı ilk anda diyor, hatırlayamadım diyor. Nerede yedin abi dedim diyor. Ya Kadiriye'de İsmail Ogan'la güreştiydiniz ya dedim diyor. Ha orada dur diyor. Onu diyor, öteki dünyada helallaşacağız diyor. Sen dalga mı geçiyorsun diyor, iki tane baş pehlivan çıkmış diyor. O da yenebilir, ben de yenebilirim diyor. Yani ama kıpkırmızı kaldı diyor. Bugün o pehlivanlıktan, atasporumuzdan şuraya gelelim. Bugün Ramazan Bey, kanal ve siz ve buradaki teknik arkadaşlarımız vesile oldu. Muammer, ben geldik rahmetli babamızın üzerinden biz hoca olarak. Gençlerimize, insanımıza, Türkiye'nin, dünyanın nereye gittiği konularında mesajlar vermeye çalıştık. Şunu ifade edeyim. En önemli babamdan belki öğrendiğim temel unsurlardan biri şudur. Şeref ve haysiyet. Gençlere şunu söyleyeyim. Şeref ve haysiyetinizi asla ayaklar altına aldırmayın. Çünkü şeref ve haysiyetinin daha önemlisi yok. Çünkü vatan şereftir. Namus şeydir. Bayrak şereftir. Hı hı. Namus şereftir. O açıdan al bayrağımız şereftir. Babam minlere çıktığında diyor Japon'la, ben arkamda Türk milletini mahcup ettirme bana ya Rabbi diye dua et. Şimdi böyle bir kültür var. Ne kadar böyle bir anlayış. Derin bir kültür değil mi? Böyle derin bir kültür. Onun için birbirimizi seveceğiz. Birbirimizi saygı duyacağız. Birbirimizi siyasi parti odur budur, parti meselesi, mal meselesi, mülk meselesi, an meselesi, bunlardan ötekileştirmeyeceğiz. Çünkü bu toprağın altı var. Bu toprağın altında da bir hesap vereceğimiz yer var. Oraya gitmeden gittiğimizde insanlar şunu diyor ise, kayıtlar var rahmetli babamızın cenazesine. Binlerce katılan oldu. Öldüğünde Türkiye'deki bütün siyasi parti liderleri beni, kardeşlerim adına aradılar. Devletin ricali aradı. Buradan şunu söylemek istiyorum. Bugün kime sorarsanız sorun, Muharrem Kurt kimdir diye sorduğunuzda Muharrem Kurt'un ahlaklı ve edepli olduğu söylenir. İşte biz evlatlar olarak bunu söyletebilirsek benim en büyük sermayem budur. Ben de bunu kendi kızıma aktarmaya çalışıyorum. Ne güzel, ne güzel. Hocam su gibi geçti. Yaklaşık 115 dakikalık bir program yaptık. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. O kadar soru hazırladım ki 5-6 sayfa, hiçbirini soramadık. Siz zaten o kadar çok akıcı konuştunuz. Bana çok fazla bir laf düşmedi, iyi ki düşmedi. Sağ olun, var olun diyorum. Son sözlerinizi almak istiyorum. Muammer Hanım, sizden başlayıp sonra üstadımla bitirmek istiyorum. Öncelikle Türk güreşine katkısı olan güreşen güreşçilerimiz, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Babam Muharrem Kurt da dahil. Sizler yayınla yani büyük Türk güreşine destek veriyorsunuz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Tüm güreşçilerimizi seviyorum. Hepsine de başarılar diliyorum. Ama şahsiyetli ve kişilikli her zaman bu işi yapmak lazım. Mustafa Kemal'imiz hani söylüyor ya, ben güreşçinin, işte sporcunun ahlaklısını, zekisini, şevini severim diyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ramazan ben şunu söylemek isterim. Hem hemşerim Antalyalılara, hem gençlere... Başka bir program yapacağız sizinle ama bu sorular. Yapalım, evet. Yapalım. Gençlerimize, Antalyalı hemşerilerimize şunu arz etmek isterim, şunu söylemek isterim. Başarı için ahlak, edep, çalışmak ve disiplin. Okumak için hangi bölüm okumak istiyorlarsa okumak, kazanmak istiyorlarsa bol bol kitap okusunlar. Ama ahlak, adap ve edepten asla vazgeçmesinler. Çünkü
adap ve edep sizi yüceltir. Benim öğrendiğim, gördüğüm bugüne kadarki hadise odur. Ne oldum değil, ne olacağım? Bunu sorabiliyor isek kendimize ki rahmetli babacığımızdan benim öğrendiğim temel düsturlardan biridir. Değerli dostlarımızdan sizin sayenizde anacığımızın ve babacığımızın ruhuna birer Fatiha göndersinler. Allah Türk milletine nice zaferler, güreşten bilime kadar. Çünkü bilimsiz olmaz bu iş. Spor da bir bilimdir. Güreşten bilime kadar bütün alanlarda zaferler nasip etsin. Artı Mehmet Akif'in dediği gibi şu zor dünyada, önümüzdeki 10 yılda daha da zorlaşacak dünyada Yüce Mevlam aziz Türk milletine, Müslüman Türk milletine bir yeni bir istiklal marşı yazdırmasın. Sağ olun, var olun, eksik olmayın diyorum. Allah sizlere uzun sağlıklı ömürler versin diyorum. Kıymetli güreş severler, bu hafta çok kıymetli onur şeref misafirlerim. İki usta ve iki çınarla beraberdik. Çok fazla uzatmadan konuyu kapatmak istiyorum programı. Gerçekten çok keyifli, hiç bana söz düşmeden muhteşem, enfes bir programdı bana göre ki size göre de öyledir. Müthiş bir anekdotlar, bilgi, birikim, tecrübe, deneyim hepsi bir aradaydı. Kendini her anlamda ruhem, duygusal, bilgi, deneyim, tecrübe olarak geliştirmiş bir hayırlı evlat, Muharrem Kurt'un evlatlarıyla beraberdik. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ramazan Kurtoğlu, efsane Üstad Duayen hocamız bizimle birlikteydi. Ve aynı şekilde Muharrem Kurt'un diğer evladı, iktisatçı, ziraat mühendisi Muammer Kurt amcamız da bizimle beraberdi. Biz çok keyif aldık. Başka bir Ataspor programıyla beraber tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Ama inşallah Ramazan Kurtoğlu hocamıza çok daha sorularım vardı. En az 250-300 soru hazırlamıştım. Bunları soramadık. İnşallah İstanbul'a dönmeden ikinci bir program en kısa zamanda yapacağız. Bunun da müjdesini verelim. Şimdilik bizden bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.